İyi akşamlar değerliler. Teke Tek'te beraberiz ve siyaset konuşmayacağız. Baroları da konuşmayacağız. Çünkü oradaki durumu geçen hafta konuştuk. Bir felakete gidiyor konu. Gerçekten akıl alır gibi değil. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey yapılıyor. Ve barolar çoklu baro diye bir garip sisteme geçiyor. Medeni dünyada olmayan bir şey. Ne İngiltere'de, ne Amerika'da, ne Kara Avrupa'sında. Hiçbir yerde rastlanmayacak bir şekilde böyle bir düzenleme yapılıyor. Geçen hafta bundan söz ettik uzun uzun yanlışlığından. O gün ya bu olmayabilir, bu dedikodu, böyle bir karar gelmeyebilir falan deniyordu. Bu karar geldi, Cumhurbaşkanı'ndan bu yasa teklifi geldi ve büyük ihtimalle yasalaşacak. Ancak herkes bunun yanlış olduğu konusunda hemfikir. AK Parti'deki konuyu savunacak olanlar da bunun yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama belli ki yanlış olduğu biline yasalaşacak. O yüzden de bu konuda daha fazla bir şey yapmamıza bizim ihtiyaç yoktu. Biz de bunun üzerinde ki daha enteresan bir şey, daha tartışılan bir konuyu ele alalım. Ve bu akşamki mevzumuz Abdülhamit. 33 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu en zor dönemlerinden birinde yöneten ve kimilerine göre Kızıl Sultan, kimilerine göre Ulu Hakan olan son dönemin en tartışılan ve en uzun süre tahtta kalan, hatta tüm imparatorluk tarihinin en uzun süre tahtta kalanlarından biri olan Abdülhamit'ten söyleyeceğiz bu akşam. Neydi Abdülhamit? Yani hakikaten çok iyi bir padişah mıydı, yoksa hakikaten çok baskıcı, bir sürü kötü özellikleri peş peşe üstünde barındıran birisi miydi? Bundan bahsedeceğiz. Çok değerli iki konuğum var. Bu konudan bahsetmeye Türkiye'de herhalde en yetkili onlardan işte ise ikisi. Belki bir de Vahdettin Engin'i çağırabilirdik ama bu akşam iki kişiyle bu konuyu konuşmayı tercih ettik. Bunlardan biri hepinizin tanıdığı, sevdiği ve zaten ekranda da şu anda gördüğünüz sevgili İlber Ortaylı. İlber Hocam sonunda İstanbul'a avdet ettiler ve evlerindeler ve bu kez tam teşekkülatlı bir vaziyette hazır olarak Skype yapmak üzere bizi bekliyorlar. İlber abi iyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Sesin de çok güzel geliyor bu sefer. Diğer konuğumuz ise tam karşımda oturuyor Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı, çok değerli Profesör Doktor Metin Laugü. Hoş geldiniz hocam, siz de şeref verdiniz. Bu akşam bunu konuşacağız ama ondan önce ele alacağımız demeyeyim, üzerinden şöyle bir geçeceğimiz, dedikodusunu yapacağımız bir konu daha var. Onu daha çok tabii İlber Hoca ile konuşacağız ama Metin Bey'in de bununla ilgili söyleyecekleri mutlaka vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın almış olduğu Fatih Sultan Mehmet ve yanında, kimine göre kimliği meçhul, kimine göre kimliği belli bir kişinin yer aldığı Bellini atölyesinden çıkma olduğu iddia edilen tablo. İlber abi, tabloyu gördün, tabloyu hepimiz biliyoruz zaten. Bundan daha önce de birkaç kez satışa çıkmıştı bu tablo. Ve son satışında da belediyenin aldığından daha yüksek bir fiyata satılmıştı. O dönem yanlış hatırlamıyorsam Sotheby's satmıştı. Ve yine Türkiye'ye girip alsın mı, almak mı lazım, almak lazım falan laflar arasında tablo satılmış gitmişti. Geçen sefer yani yaklaşık 6 yıl önce bu tabloyu satın alan kişi bu kez tabloyu kendisi satışa koydu. Ve bu sefer Sotheby's değil, Christie's'e satıldı tablo. Dünya cünü müzayede evlerinden biri. Ve İstanbul Belediyesi hiç kimseye çaktırmadan, fazla da gürültü mürültü yapmadan girdi. Tabloyu da makul sayılabilecek geçen seferki satıştan daha düşük bir fiyata satın aldı. Ve sonrasında kıyamet koptu. Çünkü İstanbul Belediyesi asla ve asla demedi ki bu bir Bellini tablosudur. Tam aksine Bellini atölyesinden çıktığı söylenen bir tablo aldık dediler. Fatih Sultan Mehmet'in kendi yaşadığı, hayatta olduğu dönemde yapılmış 3 tablosundan biri dediler. Ancak sanki birdenbire başka bir kıyamet koptu. Sanki belediye bunu Bellini tablosu diye almış da kazık yemiş gibi bir hava oluşturuldu. Böyle söylemediği halde Murat Bardakçı'nın böyle söylediği, belediyenin dolandırıldığını, tablonun sahte olduğunu söylediği, ki Murat Bardakçı'nın böyle bir lafı da asla yok, iddia edildi. Sen bu tabloyu biliyorsun. Bu tablo nedir, ne değildir? Bize biraz bundan bahseder misin beraber? Bu Bellini'nin kendi mi yaptı, atölyesinden mi çıktı, tam cahilce bir laf. Yani biraz resim sanatını falan okuyan adamlar bunun ne olduğunu bilirler. Büyük sanatçıların atölyeleri vardır. Atölyede çok
becerikli asistanları vardır. O asistanlara talimat verilir, ana çizgiler belirtilir, eskizler yapılır ve bazı şeyler tamamlanır şeyde, ısmarlamalarda. Böyle Leonardo gibi çok yalnız, Leonardo da Vinci gibi çok yalnız geyik adamlar veya Michelangelo gibi çizip istismar edilen, parası ödenmeyen falan, Papa'nın bile dolandırdığı adamlar da zaten bazı şeyleri kendileri yaparlar. O onların çilesidir. Bunların şeysi yoktur. Şimdi bu Bellini'nin atölyeden çıkmış, peki çıkmış yani. Çünkü çok eser yapıyor. Yani o onun imzası. Buradaki Cem Sultan kavgası çıktı. Efendim diyorlar ki şehzadenin sakalı olur. Yalnız bu konuda galiba aziz meslektaşın Feridun Emecen'le hemfikiriz. Bu Cem Sultan, çünkü tabloyu yapan, portreyi yapan zat Cem Sultan'ın gözde şehzade olduğunu biliyor. Yani Fatih'in gözdesi Cem Sultan. O açık bir şeydir, çok açıktır. Talihsiz bir şehzadedir. Akıbeti bütün Osmanlı tarihini ve veraset sistemini etkilemiştir. Sancak şehzadeliğinin akıbetinde orası açıktır. Fakat iyi yetişmiş biridir. Bazı tartışmalar var. Şehzadelerin hepsi Arapça, Farsça biliyor muydu? Bilmiyordur. Bilen var, bilmeyen var. Fakat 15. asır Enderun Mektebi ve şehzade eğitimi çok mükemmel. Yani sonraki devirlerde öyle olmamış olabiliyor. Ama 15. asırda çok mükemmel, çok renkli şeyler biliyorlar. Yani Fatih mesela Yunanca'yı biliyor. Hakikaten biliyor eski Yunanca'yı. İtalyanca hakikaten biliyor. Rahat konuşuyor. Farsçası, Arapçası tartışmasız zaten. Çok bilgili bir adam. Bunlar hepsi eğitimle ilgili şeyler. Bayezid'in kendi de öyle bazılarını tekrarladığı gibi cahil falan değil. Sultan Bayezid bugün için bile çok istisnai özelliği olan bir adam. Çağatayca çok iyi biliyor, Uygurca falan okuyor. Topkapı Kütüphanesi'nde bunu görmek mümkün. Onun zevklerinden ve okuduklarından. Herkesin kendine göre bir bilgisi var. İyi Enderunlu, iyi şehzade yetiştirilen bir dönem. Zaten Şehzadeler Mektebi son asra kadar da devam etmiş. O da şaşılacak bir şey. Yani mesela 2. Abdülhamid'in bile bir Şehzadeler Mektebi faslı var. Çok enteresan bu akşam konuşacağımız şey. Bir gelenektir bu. Tabii zaman zaman içeriği, hocası falan değişir yapısı. Ama mektep zaten şunu gösteriyor. Burada böyle Avrupa hanedanlarında olduğu gibi veliahtı yahut bilhassa veliahtı tek başına karşısına oturtan adam yok. Mümkün mertebe bir grup öğretimi var. Yani bir rekabet de yaratıyor, bir eşitlik de yaratıyor. Onun için daha iyi öğreniyorlar. Bu Osmanlı hanedan içi eğitimin özelliklerinden biri. Haremde de aynı şey takip ediliyor. Haremde okuma yazma oranı çok yüksek. Musiki bilgisi falan her zaman çok iyi. Yemek bilgisi hayır. Çünkü mutfakla hiç ilgileri yok. Gelen yemeğin servis edip yiyorlar. Yıkanmak tarzıyla, bazı oradaki hizmetçilerin yıkamasıyla servis kapları geri gönderilmek üzere bir yere konuyor. Bu çok açık. Nakış falan biliyorlar, musiki biliyorlar. Yani musiki tarihinde sık sık geçer harem halkının ismi. Bunlar önemlidir. Buradaki tablo bu. Peki, bu tablo niye alındı, kaça alındı, çok pahalıya aldı. Bunları tartışmak çok ayıptır. Çünkü burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kim alıyorsa helal olsun böyle şeyleri. Verilen para bütçede tartışılacak şey değildir. Buranın bir kültür şeyi de olur. Zaten istihbar ettiğime göre yanlış değilse başka arkadaşlar da bunu almak istemişler, kaçırmışlar. Gayretleri hoş olsun.
Yani tek tarafın sırf İstanbul Belediyesi'nin talip olmaması, başkalarının da bunu düşünmesi güzel bir şey. Bunlar tartışılmaz. Yani hele böyle birisi çıktı, efendim yol, su, elektrik falan derken ne alakası var? Bunlar basit, son derece, kusura bakmayın, fevkalade amiyane retorik dediğimiz, retorik de değil, vulgar tarzda yani hitap biçimleri. Türkiye halkı da bunun üzerindedir. Her ne kadar sıkıntımız varsa da, bazı insanların hakikaten günlük dertleri varsa ve böyle şeylere kızıyorlarsa da, büyük bir kitle, bunları istismar etmek hoş bir şey değil. Yani onun için taraftar değiliz. İber abi, başka bir şey sormak istiyorum. Sarayı da restore etmeyelim, hiçbir şey yapmayalım. Çünkü çok büyük sıkıntılar var, laf mı yani? Evet. Abi başka bir şey sormak istiyorum şimdi. Ortak dostumuz Murat Bardakçı. Dedi ki, sen diyorsun ki bu Cem Sultan'dır diyorsun. Murat Bardakçı ise senin açıklamandan sonra dedi ki bu Cem Sultan değildir. Niye hiç değildir? Çünkü Cem Sultan bir o sırada sarayda değildi. Bellini İstanbul'dayken Cem Sultan sarayda değildi. İstanbul'da iki babasıyla aynı boyda bir şehzade sultanla aynı boyda resmedilemez saray kuralları gereği dedi. Kusura bakma, adamın kendisi portre seviyor, batı resmi seviyor, Fatih Sultan Mehmet'in. Minyatür yapmıyor. Hint minyatürlerinde bile o mevkiye her zaman dikkat edilmiyor. Yani hükümdar, melik ortada iri yarı olacak, uzun yaşayan ilah gibi, öbürleri kısa olacak. Hint minyatürlerinde, Baburiler Devleti'nde bile buna her zaman riayet edilmiyor. İkincisi, bu sultan portre seviyor. Bu işi benimsemiş. O minyatür tarzıdır. Bunu burada konmaz. Bu portre sanatı, bu batı sanatı. Bunu böyle seviyor. Kendi de yapıyor çünkü zaten. Eskizleri var. Şimdi bu değil, burada değil. Burada olması şart değil ki. Yani Hürrem Sultan da hiçbir zaman karşıda oturmadı. Ama Hürrem'in çizimleri oldukça gerçeğe yatkın. Bugün bile mahkemelerde fotoğraf çekilmez Amerika'da ve Britanya'da. Bir takım böyle eli çabuk muhabirler kara kalem fırt diye çizer çıkartırlar. Fevkalade de olur. Böyle bir ressam takımı vardır. Bu ressamlar böyle gördüklerini resmederler. Görmüş onu. Oradaydı değil de fark etmez. Yani bunlar tartışılacak şey değil. Cem'in bu olup olmadığı bununla tartışılmaz. Kimseyi karşısına koymuyor. Bizim padişahın da ben çok uzun boylu oturduğunu zannetmiyorum. Şimdi bir tek şey var ihtimal, o çok kuvvetli. 2 yıla yakın süre resmen davet edildi Gentile. Senato kendisini görevlendirdi, geldi bize. Ve tabii ki hünkârla bir ahbaplık oldu. Bu kolay çünkü İtalyanca biliyor padişah. Adamların ruhuna girebiliyor. Oradan da bir sürü şeyler konuşulmuş falan olur. Yani şunu söyleyeyim, başka bazı nakillerden, yani bizim Türk vakanüvislerin nakillerinden de öğrenildiği kadar Fatih Sultan Mehmet'in iç hayatı, iç dünyası tam anlamıyla ne, bunu bilip bilmemek mümkün değil. O kadar büyük kayıt yok çünkü. Fakat bazı kayıtlar var ki son derecede protokola, etikete, dış intibaa düşkün biri. Yani evet, bazı olaylar var. Mesela bir Enderunlu ünsi var. Onunla meşhur şairlerden birinin bir hadisesi var. Fena halde cezalandırmış dönemi şairini. Bazı tip tavırlardan, şeyden, etiketsizliklerden, usulsüzlüklerden hiç haz etmeyen bir padişah. Onu da söyleyeyim. Onun için böyle herkes uydurup oturmasın. Bunlar çok önemli şeyler. Bir tablonun okunuşunda bazı unsurlar rol oynar. Neleri nereye koyacaksınız onu bilmek lazım. Bu Rönesans resmidir. Rönesans resmi üzerinde biraz fikir sahibi olmalıyız. Yani Rönesans ressamı nasıl yetişiyor? Nasıl çalışıyor? Çırakken nedir? Ustayken nedir? Paralı bir maestroyken neleri vardır adam?
kimlerle çalışmaktadır, nasıl çalışmaktadır, bunlar önemli. Mesela şey, Floransa'da Duomo yapılırken iskele parası verilmedi. Ağaç çok pahalı İtalya'da. Adam böyle pasta örer gibi tak 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 ördürüyor. Hepsini kendi örmüyor tabii Brunelleschi. Takımıyla, onlarca ustasıyla, ustabaşıyla ve yüzlerce ustasıyla öyle bir takım ilişkisi var ki milim şaşmadan o kubbeyi tamamlatmış. Sonra yandaki vaftizhane mesela, o ayrı bir üstadın işidir ve o üstad o işten milyarder oldu birdenbire. Koca bir milyarder lafını şey taşı, koca bir dökümhane kurabildi. Yani neyin insanları nereye götüreceği o başka bir dünya. Onun çalışma sistemleri çok ayrıdır. Bu tablonun böyle basit bir taklit olduğunu söylemek de çok mümkün değil. Kolay değil. En azından Babinger'den beri, Babinger her zaman çok ciddi anlayacak, çok dürüst bir tarihçi değil. Büyük bir tarihçi. Çok ciddi şeyleri var. Hafif üçkağıtları da var. Mesela 2. Pius'un yazdığını iddia ettiği mektup bir müsveddedir. Yani öyle bir mektup gelmedi padişaha. Müsveddedir. Müsveddesini Padre Vincenzo Poggi buldu. Bu bir oryantalist papazdı. Muhterem bir adamdı. O müsveddeyi buldu. Onu asıl mektup diye rahatça takdim ediyor kitabında. Öyle şeyleri var ama bir tek o değil. O devirden beri bir listeye bakarsanız inanılmayacak kadar bunun üzerinde durulmuş. Yani millet bunu kabul ediyor. En azından bunlara da bakmak lazım. Böyle denizde yelken açar gibi gidilmez. Onun için kimin ne dediğiyle fazla ilgilenmiyorum. Biraz bununla ilgili bir tetkikatım var. Ve memnun oldum. Hakikaten ciddi bir arkadaşımız olan Feridun da bu konuda benimle hemfikir. Zaten gidiyor şey liste dışarıda da. Aşağı yukarı 1920'lerden beri değişik kitaplarda bu tablo üzerinde tanınmış o şeyler, tarihçilerin hepsinin bir fikri var. Müspet fikir yani bu heykel serisim üzerindeki tartışma öyle. Yalnız abi şeyde diğer Bellini'nin diğer Fatih portresinin bulunduğu National Gallery'deki serginin kataloğunda bu tablodan da bahsediyorlar ve diyorlar ki bu bir Bellini tablosu değildir. Çağdaşıdır ama Bellini tablosu değildir diyor National Geography. National Gallery. O da diyenlerden birisi. Yani kalabalık onun gibi düşünmüyor. Yani ben müzeci kataloglarının da her birine güvenmem. Eğer o resim ellerinde olsaydı ne derlerdi onu bilmiyorum. O da ayrı bir mesele. Doğru söylüyorsun. Şimdi. Sonra National Gallery'deki Bellini tablosunu da ben size söyleyeyim. Bu birkaç tamir geçirmiştir. Sultanın yüzü, silüeti falan oldukça geriler kaldı. Başka şeyleri çok değişmiştir. Yani National Gallery bunu da mesela çok iyi tekrarlasa iyi ama kendi tekrarlamadı, başkaları tespitti. Yani bu Bellini'nin yaptığı, tepeden tırnağa Bellini'nin yaptığı bir portre değil ama onun yaptığı portre. Yüzüne tabii hatlarına dokunamadılar. O çok açık. Ama diğer tarafı müteaddit şeyde restorasyonda değiştirilmiş. O bakımdan düze katalogları da her zaman böyle şeylerde en güvenilir değil. Mukayeseli bakmak lazım. Çok açık. Zaten bu tablonun da yani şu anda görünen ortada görünen National Gallery'deki tablonun da Bellini'ye ait olduğu %100 olarak garantili bir durum değil. İber abi bir kısa reklam arası vereceğim. Reklamdan sonra istersen yavaş yavaş Abdülhamit dönemine... Evet lütfen. Abdülhamit'e geçelim artık. Bu kısır tartışmayı bir kenara bırakalım. Sen diyorsun ki bu Cem Sultan'dır. Bu büyük ihtimalle şeydendir Bellini atölyesinde
Bellini'nin gözetiminde yapılmış bir tablodur diyorsun. En azından. Ya bugün roman yazılıyor, öyle bir sürü adamlar asistan tutup roman yazdırıyorlar. Söyletmeyin yani, bu bir çok meşru da bir yol. Romanı tarif ediyor, yazdırtıyor. Ne zannediyorsunuz yani? Tabii biliyoruz yani pek çok önemli Türk ressamın, pek çok uluslararası önemli büyük ressamın hatta işte eserleri... Bütün mimarlar kendileri mi tersim ediyorlar? Bütün mimarlar kendileri mi tersim aynen, ediyorlar? Aynen, biliyoruz ki mesela şu anda eserleri 80-100 milyon dolara satılan Jeff Koons'un bile pek çok şeyini kendisi çizmiyor. Standart etrafındaki gençler çiziyor ya da yardımcıları çiziyor. Bir ara vereyim, bu konuda kapayalım, devam edeceğiz. Abdülhamit nasıl biriydi ile. Evet değerliciler, Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı, Abdülhamit kimdi neydi? Çok konuşuldu ama bir kez daha konuşmakta mahsur yok. Çünkü Türkiye'de meseleleri doğru düzgün tartışamıyoruz. Eleştirebilen insanları bile doğru düzgün eleştiremiyoruz. Ne yazık ki 33 sene padişahlık yaptı. Size göre nasıl bir padişahtı? Bir kısaca bize bir özet geçer misiniz Abdülhamit dönemini? Özetlenmez. 33 yıllık çok zor, nasıl özetleyelim yani, çok zor bir şey. Tabii şimdi Abdülhamit son dönemin padişahı, 33 yıl yaklaşık iktidarda kaldı. Ama kötü bir dönemde iktidarda kaldı. Çünkü imparatorluğun yıkılış dönemi, evet, dağılma dönemi. Bir taraftan imparatorluğu toparlamaya çalışacaksınız. Hem Balkanlarda hem Orta Doğu'da hem özellikle Rusya'ya karşı direnmek durumundasınız. Var olmak mücadelesi vermek durumundasınız. Ama diğer taraftan da içeriye baktığınız zaman iflas etmiş bir maliyesi var. Yetişmiş kadro sıkıntılı. Özellikle aydınlar çok sıkıntılı. Ciddi ciddi sıkıntıları var. Her biri farklı bir dünya. Ve bulunduğunuz coğrafya itibariyle zor durumdasınız. Bu şartlarda Abdülhamid'in iktidara geçtiğini görüyoruz. İflas etmiş bir maliye ve tahttan indirilmiş bir sultan, katledilmiş bir sultan veya intihar etmiş bir sultan her neyse. Katledilmiş demek yani, doğru. Artık bir şey diyemiyorum. Dolayısıyla sıkıntılı, arkasından yaşanan bir savaş. Ve ondan sonra da milliyetçilik hareketleri devam edecek. Böyle bir ortamda bir Abdülhamit geliyor ve 33 yıl ülkeyi korumaya çalışıyor. 33 yıl iktidarı, ülkeyi, sınırları korumaya çalışıyor. Tabii ki bu 33 yılın sıkıntıları olacaktır. Tenkit edilen yönler olacaktır. Sevilen veya sevilmeyen tarafları da olacaktır. Ama bence resmi iyi görmek lazım. Olayları iyi tahlil etmek lazım. Üstün körü yaklaşımlarla veya varsayımlarla çok irdelenmeden hadiselere bakmak bizi yanıltır diye düşünüyorum. Zaten biz bundan dolayı ciddi anlamda uzun bir süredir sıkıntı çekiyoruz. Aslında Abdülhamit dönemindeki problemlerin kaynağı da Abdülhamit dönemine ait değildir. Daha önceden geliyor. Felsefi anlamda olaya yaklaşırsak, entelektüel anlamda olaya yaklaşırsak ta 3. Selim'e doğru gitmek lazım. 3. Selim'den doğru akan bir nehir var, bir dere var, bir değişim var, batılaşma hareketi var ve bu batılaşmaya karşı daha önce var olan ama ayakta kalmaya çalışan bir muhafazakar düşünce var. Yani Tanzimatçı düşünceyle muhafazakar düşüncenin çatışması var. Ama bu giderek yenilikçi, batıcı düşünce lehine gelişmekte, güçlenmektedir. Abdülhamit muhafazakar bir padişah olarak iktidara geldiği zaman da kendi kurallarına göre tabii ki yönetmeye çalışacaktır. Ve o nehri kesmeye, Abdülhamit durdurmaya hakikaten çalışacaktır. Hakikaten muhafazakar mıydı işte mesela? Oradan şimdi, başlamak lazım. Çünkü Abdülhamit, yaşam tarzına baktığınızda Abdülhamit'in öyle bir hani Sofu Osmanlı gibi durmuyor. Yani son derece batılı bir tarzı var. Şimdi şöyle diyeyim ben. Bizde hangi Abdülhamit diye sormak lazım hakikaten. Ya üç çeşit Abdülhamit görüyorum ben doğrusu Türkiye'de. Birincisi bu dizi filmler, sinemalar vesairelerdeki Abdülhamit. Abdülhamit'le hiçbir alakası yok. Abdülhamit nasıl bir Abdülhamit'tir? Bir de halkın inandığı bir Abdülhamit var. İşte Abdülhamit Han diye hemen arkasını ilave ediyor. Yani daha baştan bir falsoyla başlıyoruz diye düşünüyorum. Yani bir tarafgirlikle başlıyoruz. Halkın inandığı bir Abdülhamit var. O da gerçek Abdülhamit'i yansıtmıyor. Akademik dünyadaki Abdülhamit, tarihteki gerçek Abdülhamit aslında bizim üzerinde konuşmamız gereken Abdülhamit. Dolayısıyla bu üç Abdülhamit birbirine karışınca, filmlerdeki halkın ve kitaplardaki Abdülhamit birbirine karışınca ortaya tuhaf bir şey çıkıyor. Bir senaryo Abdülhamit var.
Aynen. Bir efsanevi Abdülhamit aynen var. Öyle. Bir de gerçek Abdülhamit. Çok güzel söylediniz. Çok. Yani bu dolayısıyla bizim gerçek Abdülhamit'i nasıl biriydi gerçek görmemizde. Abdülhamit peki? Şimdi muhafazakar mı Abdülhamit? Neticede Müslüman bir aile. Neticede tabii Müslüman ki, bir toplum. Osmanlı. Yani Müslüman bir insan. Ama bana sorarsanız Abdülhamit bizim sandığımız kadar abdestsiz ayağa yere basmayan bir insan değil. Peki. Alakası yok. Wilhelm hanımıyla birlikte, eşiyle birlikte İstanbul'a geldiği zaman iki defa geldi biliyorsunuz. Hanımının elini öpen, koluna giren, Wilhelm'i başka bir arabayla, Wilhelm'in hanımı ve kendisi de başka bir arabayla giden bir Abdülhamit var burada. Ha diyeceksiniz ki bu siyaset icabıydı. Bir padişah olarak öyle davranmak zorundaydı. Gönül almak vesaire ama neticede bunun muhafazakarlıkla bir alakası yok. Veya tiyatroda Rus elçisiyle oturup Batı operetlerine açık saçık. Kendine özel opera yaptırmamış. Yani dolayısıyla böyle bir Abdülhamit var. Yani Abdülhamit'i biz yanlış tanıyoruz. Yanlış biliyoruz. Abdülhamit tabii ki Müslümandı. Tabii ki 5 defa vakit namaz kılmaya çalışırdı. Tabii ki adına hac yaptırmıştı. Vesaire vesaire. Ama yani öyle şeyi de uçurmayalım. Hani şey uçmaz bir yürüt uçurur gibi. Öyle aşırı derecede bir muhafazakar bir padişah da değildi. Değildi. Öyle görmek gerekiyor. Muhafazakarlık anlamında kısaca bunları söyleyeyim. Yani çok belki söylenecek şey var ama ama ülkeyi toparlamaya çalıştı. Zeki bir insandı. Fakat dönemindeki aydınlarla da çatışma içerisindeydi. Bu da bir vaka. Yani hem muhafazakarıyla çatıştı hem liberaliyle çatıştı. Evet. Ha bunun da nedenleri var. Yani burada da Abdülhamit tek yani şey Mehmet Akif Ersoy'la da arası kötü. Mehmet Akif'le de çatıştı. Daha başkalarıyla da çatıştı. Yani bu muhafazakar veya ulema kesiminden dediğimiz insanların birçoğuyla da ters düştü. Düşme nedenleri var biliyoruz. Diğerleriyle de tek ders düştü. Hangi mesela bu muhafazakar kitleri ters düşmesinin alttaki nedenler neydi? Ya şimdi ben şöyle bakıyorum doğrusu olaya. Bir imparatorluk artık eski imparatorluk değil bir defa. İmparatorluk zayıflamış. İmparatorluk dağılma sürecinde. Yani bunu şeye benzetirseniz, bir köşke benzetirseniz, bir saraya köşke benzetirseniz sarayın sahibi artık yaşlanmış. Çalışamaz hale gelmiş. El ayağı tutmuyor. Borç da artmış. Sarayın tamire ihtiyacı var. Ama dökülüyor. Ama bunu yapacak gücü yok. Dolayısıyla bir değişim dönemi yaşıyoruz. Bir batılılaşma dönemi var. Dediğim gibi Cüzselim'den beri başlayan, devam eden bir akış bu. Burada aslında bir fikri mücadele var. İki fikri mücadelesi var. Ne mücadele? Yenilikle, yenilikçi düşünceyle veya batıcı düşünceyle gelenekçi muhafazakar düşüncenin çatışması var burada. Dolayısıyla bu çatışmanın bir ürünü olarak ben bunları görüyorum. Yoksa burada kişisel bir şey değil. Peki hocam şimdi şöyle bu. Mesela Şükrü Hanioğlu şöyle der. Siz de biliyorsunuz gayet iyi. Bir tarafta kayıtsız şartsız batı taklitçiliği üzerine kurulmuş bir batıcılık var. Bir tarafta da Abdülhamit'in buna karşı koyarak modernleşme ama Osmanlı tipi bir modernleşme arayışı içerisinde olması var. Bu doğru bendeniz mi? Katılıyorum ben ona. Katılıyorum. Hakikaten döneme baktığınız zaman dönemin aydınlarına tamamıyla batıcı, batıdan başka çare görmeyen, kendi ayakları üzerine durmak yerine batıyı olduğu gibi almaya çalışan veya taklit etmeye çalışan bir durum var. Ama Abdülhamit dönemindeki mesela yenileşme hareketine çalışmalarına baktığımız zaman Abdülhamit dönemindeki yenileşme çalışmaları toptancı değildir. Nedir? Seçicidir. Daha önceki dönemdeki gibi her bulduğunu almaya çalışan değil, işe yararı olanı almak, sükunetle duruluk içerisinde bir yenileşme hareketi, batılılaşma hareketi arzu etmiştir Abdülhamit. Yoksa Abdülhamit döneminde her şey milli, yerli, kendi üretimi değildir. Tabii ki batıdan birçok şeyi aldık. Mesela demir yolları vesaire vesaire. Ama bir teknolojik ağırlıklı, teknoloji içerikli ama seçici olan ama kendine uyum sağlamaya çalışan konuları öncelikle alan veya almaya çalışan veya kendine uymayan şeyleri almamakta direnen bir ekol olarak, bir felsefe olarak var olmaya devam etmek isteyen bir duruş var burada. Ama bir önceki döneme baktığınız zaman, Tanzimat sürecine baktığınız zaman öyle bir şey görmüyorsunuz. Bir toptancılık var. Ne bulursak alalım var. Ancak ne alırsak, batı gibi olursak, yani örneğin işte meşrutiyet dendi, savunuldu, istendi. Onun için de mücadele edildi. Ne oldu? Yani almak yetmiyor. Aldığınız zaman onu uygulayabilmeniz, vücudunuza,
adapte edebilmeniz, bünyenizi adapte edebilmeniz ve size faydalı olması gerekiyor. Ben burada Abdülhamid'in biraz seçici olduğunu görüyorum. Yani kendi milli değerlerinden, tarihsel değerlerinden vazgeçmeden, kendi kimliğini koruyarak, mevcudiyetini koruyarak ama Batı'dan da bir şeyler almaya çalışan bir yapı içerisinde görüyorum. O gelenekçi yapıyı sürdürmüştür. Üçüncü Selim gibi tümüyle veya Mahmut gibi tümüyle Batı'ya doğru bir kayış görmüyorum. Bu da ister istemez çatışmayı gerektiriyor. Yani dönemindeki insanlara baktığınız zaman dönemindeki insanlar fazlaca batıcı, ağırlıklı olarak batıcı olduğu için ister istemez bir çatışma çıkmıştır ama çatışmanın tek nedeni de sadece batıcılıktan kaynaklanmıyor. Başka ferdi hususiyetler de var veya yaklaşımlar, arayışlar da var. Mesela saraydan beklentileri olanlar var. Saraya yaklaşmak istiyor. Sarayın sofrasında, masasında bulunmak istiyor. Ama bulunamayınca feveran koparıyor. Veya kendini evet, dahi hissedenler var. Ve her şeyi ben bilirim. Ben Nizancı Murat gibi vesaire gibi. Yani dolayısıyla birçok hususiyeti var. Abdülhamid ile dönemi aydınları arasındaki ihtilafın nedeni sadece batıcılık değil. Batıcılığın ötesinde reçete farklılığı, şahsiyet farklılığı, ekol farklılığı. Nemalanma isteği, nemalanamama. Hayır, bir sürü şeyler var. Yani kendini çok beğenme veya onları küçümseme. Mesela dönemin şeylerine bakıyorsunuz. Üdebasına, şuarasına veya şeylerine, yazar çizerlerine. Namık Kemal başta olmak üzere veya Mehmet Akif başta olmak üzere. Abdülhamid'in etrafındakileri küçümseyen bir tavırları var. Bunlar kim? Ne anlarlar? Biz niye orada değiliz gibi. Yani sadece olay batılılıkla alakalı değil. Yapılanların doğruluğu yanlışlığıyla alakalı değil. Benlik kavgası da var birazcık. Peki bir İlber abiye dönmek istiyorum. İlber hocam, şimdi Abdülhamid'in 30 senelik iktidarı içerisinde yaptıkları, yapmadıkları çok şey var ama çok net olarak bilinen bir şey, Abdülhamid'in çok baskıcı bir imparator, bir padişah olduğu, müthiş bir hafiye teşkilatı kurduğu, paranoya derecesinde korktuğu, saraydan dışarı çıkmadığı, hatta İstanbul'un nasıl bir kent olduğunu görmek için İstanbul'un binlerce fotoğrafını çektirerek fotoğraflar üzerinden kendi payitahtını tanımaya çalıştığı, marangozlukta çok etkili olduğu, saraydan çıkmayıp bol miktarda masa, sandalye hatta merdiven falan yaptı. Ve bütün bu şeyler, bu paranoyak tavrı, koruduğu hafiye teşkilatı çok ciddi eleştiri kaynağı aydınlar arasında. Sürgünler, hapisler, şunlar bunlar ve adının kötüye çıkmasının temelinde de bir ölçüde bu var. Buna karşın halk tarafında ise bir sevgi var Abdülhamid'e. Bunun kaynağı nedir yani? Bir taraf niye bu kadar nefret ediyor ve niye bu kadar paranoyak? Halk ise niye seviyor? Yani halkın da seveni var, sevmeyeni de var. Entelektüel takımında seveni var, sevmeyeni var. Üniversite mensupları, o zaman üniversite yok 1900'e kadar ama şey olarak, organ olarak mevcut. Yani Baytarlık Mektebi'yle, Ziraat Mektebi'yle, Maden Fakültesi'yle, mühendisliğiyle, artık teknik üniversite çok eskidir bizde, tıbbiyesiyle eskidir. Yani medreselerin içinde mesela bir Kudat medresesi var. Bayağı Roma hukuku bile okutuluyor orada. Yani hukuk mektebi de yanında var. Orada da çeşit çeşit düşünen insanlar var. Gazetelerin içinde de var. Gazetelerin içinde kendini kiralayan kalemler var. Kiralamayanlar var. Bu ecnebi gazeteler için de böyledir. Yani bazılarını sefaretler aracılığıyla satın almıştır Sultan Abdülhamid. Derin bir gazete taraması yaparsanız 19. asır dünyasında derin olmaz o. Her zaman böyle saplama metoduyla, samplingle yapacaksın. Çok değişik şeyler görüyorsunuz. Yani mesela İmparatorluk Alman matbuatında Abdülhamid değerlendirmeleri çok farklı. Bunlar acaba dedik satın mı alınıyor? Alakası yok. Hepsine yetişemez. Yapı o. Yani adamın bulunduğu yere bağlı mı? Alman monarşisine çok bağlı adamlar Sultan Hamid'e de bağlı. Bu çok ilginç. Mesela Kont Bülow'un sonraki başbakan, Alman başbakanının Rusya'daki diplomatlığı sırasındaki hatıratı çok ilginç. Üçüncü Alexander'la Abdülhamid çok iyi geçiniyor. Ve bu politikaya yansımıştır. Yani bizim aramızdaki uzun bir sulh dönemidir bu. Çünkü iki hükümdarın da kafasında bir şey. Abdülhamid zaten çok zeki o konuda ve
yapı olarak mühendis gibi biri. Şimdi ona dönmemiz lazım nasıl olduğunu. Üçüncü Alexander öyle değil. Çok zeki de değil. Yani onu da söyleyeyim ama bir doğruyu bulmuş. Dindar ve çok şey, hiç israftan haz etmeyen biri. Mesela Kışlık Saray'da oturmadı, Anuşkin Sarayı'nda oturuyor. Yemek listesi gayet mütevazi. Gençleri öyle yetiştiriyor. Sonraki Çar Nikolay'ı çok haşlıyor israfından dolayı falan, böyle leylek gibi görüyor böyle. Onların arasında bir şey var. Çok bir şunu söylüyor mesela Bülova polis şefi. Çar monarşileri sever diyor. Bu kadar basit. Yani çok açık. Sultan Abdülhamit'le o da bir nevi Hamidi yani o zaman. Ve arada o zaman biz yapalım, harp etmeyelim, iş yapalım havası vardı. Rusya ve Türkiye'de büyük atılımlar yapıldı. Bunlarla bir yere gidemeyiz. Şimdi mesela o demin bir şey söyledim. Belki sürçülisan. Yani şimdi albüm tespit ettirmenin hafiyelikle ilgisi yok yani. Je vous en prie. Yani boyuna albüm çekilir. Fotoğraf varsa devlet resim çektirir. Şehirleri çeker, köyleri çektirir, mektep talebelerini çeker, hocaları çeker. Efendime söyleyeyim çarşı bazarı çeker, 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 çeker. Ve o yıldız albümleriyle aslında bizim tarihçiliğimizde yeni bir pasaj başlar. Bu çok önemli bir şeydir. Yani ben bunu size söyleyeyim. Bu önemli. O albümler olmasa veya oldukları ölçüde tarih yapıyoruz. Sırf burayı değil, dünyayı da çektiriyor. Bütün başkentlerin şeyleri var. Bazıları yayınlandı. Rusya İmparatorluğu, Almanya falan. Çektiriyor boyuna. Bu böyle. Kendisi veliahtken dünyayı gördü sayılır. Mısır'a gitti Abdülaziz'le, ikinci veliahtı. Ve işte bildiğimiz Paris, Londra, Belçika, Almanya ve Viyana'yı gezdi. Bir kitapta maalesef bir kehaneti, Sultan Abdülaziz'e ait olan bir kehaneti Abdülhamit Efendi'ye, ikinci veliahta atfediyor bir yazar. Bunu doğru bulmuyorum. Şeyden dönerken İngiltere'den o muhteşem bir geziydi. Mesela Mithat Sertoğlu'nun tarih kitabında Abdülaziz tamamen Alaturka, Batı medeniyetinden. Ya ayıp yani, adamın bestelediği Batı tarzındaki besteleri bugün yeniden harmonize ediliyor, valsler falan. Yani bir adamın ojeniyle çok yakınlık kurması için başka bazı marifetlerinin de olması lazım, boyunun bozunun ötesinde. Bu çok önemli. Ve resim yapıyor tabii, çok iyi biliyorsunuz. Heykeli de ilk yaptırtan o. Böyle yanlış bir biyografileri bilmiyoruz. Mesela Sultan Abdülhamit, Batı ve Doğu medeniyeti ne alakası var? Sultan Abdülhamit Alaturka sevmez. Ama saygı duyar, saygı duyar, o başka bir şey. Bal gibi Batı musikisi sever, operetlere bayılır. Bu meşhurdur, bilinen bir şeydir yani. Bunlar çok önemli. O bakımdan bundan tabii ne alafranga ne alaturka diyebilirsin. Güzel şey güzeldir, kaliteli şey kalitelidir. Bunlar çok önemli. Şimdi kendisinin şahsiyeti çok değişik bu. 1842 doğumlu Sultan Abdülmecid'in ikinci şehzadesi Murat Efendi'den sonra. Ve bütün büyük hükümdarlar aşağı yukarı kendisinin akranı. Victoria 10 yaş büyük kendisinden, kraliçe Victoria. Franz Josef ile Sultan Abdülaziz tamamen şeydirler, akrandırlar. Tabii dolayısıyla Abdülhamit de Franz Josef'ten 16-17 yaş küçük. Böyle bir şey var, yakınlık. Üçüncü Alexander'la akran. Wilhelm'le akran. Yani Wilhelm biraz daha genç. Fakat bunların arasında dostluk böyle hemen yatılı mektep talebesi kadar laubali olmasa da daha derine de gidebiliyor. Efendim hiç Fransızca bilmiyor diyorlar. Yalan. Son
Kral Vittorio Emanuele. Biliyorsun o burada veliaht olarak gezideyken babası öldü. Burada kral oldu aslında. Evet. Onun hatıratında anlatıyor. Abdülhamit Efendi yani. Sultan Abdülhamit. Yani efendi değil o zaman artık. Sultan Abdülhamit biliyor Fransızca yani bu kadar açık. Yani böyle kalkıp da tercümansız falan konuşmaz devlet adamları, o çok şeydir, gizli şeyler konuşulur vizavi konuşmalarda, herkes bir dili sevebilir, öyle girişme çok şey doğru değil. Mesela Sultan Reşat'ın Farsçayı bildiğini ve konuştuğunu bizim biyografların haberi yok. Kotvara prensesi yani Maharana, orada Kotvaralılar, Kotvaralılar diyorum. Hindistan'daki şeyler bir kısım Haydarabad nizamlarının bir bölümünde begümler bulunurdu. Hep kadınlar yönetirdi. Maharana geldiği zaman buraya hareme kadar mütercimle gidiyor. Fakat hareme girerken artık mütercimler çekiliyor. Sultan Reşat refakat ediyor ve Farsça konuşmaya başlıyorlar birden. Ya çok enteresan o. Bunu mesela insanlar bilmiyor. Biz padişahların biyografilerine sahip değiliz doğru dürüst. Bu çok bariz bir şeydir. Fatih neleri bildiğini Osmanlı Bakan Üsleri yazmaz. Delanguski gibi Venedikliler, işte yok bilmem Kritovulos gibi Bizans tarihçileri falan yazıyor. Muasırlar. Bu bir eksik bir şeydir. Türkiye'de böyle konuşmaları yaparak birinin portresini çizmeye kalkarken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü karşımızda her şeyden evvel hu'lar eksik. Her şeyden evvel biyografik çizgilemeler çok noksandır. Bunların üzerinde oturmamız lazım. Mesela bir musiki tarihçimiz bana dedi ki efendim dedi siz Abdülaziz'in dedi ve Batı müziği bestelerinden bahsediyorsunuz. Onları Donizetti'ye yaptırmış. Ulan Donizetti öldü o zaman. Biraz kronoloji bilin. Yani tarih için kronoloji bilmek lazım. Kim ne zaman yaşıyordu, ölüydü bilmek lazım. Kimse böyle şeyleri mesela Cumhuriyet devrinin kompozitörleri için söylemiyor. Söylenmezdi zaten. Halbuki onlar Paul Hindemith'le falan her gün yüz yüzeler neredeyse gelip gidiyor. Paul Hindemith'in durumu çok zordu Nazi Almanya'sında. Karl Ebert zaten buradaydı falan. Dikkat etmek lazım. Tarih kronolojik bilgi olmadan yapılamaz. Bu çok açık. Şimdi bu bizim padişah bir kere annesi ve babası veremden öldü. Abdülmecit de veremliydi biliyorsunuz. 38 yaşında öldü devrin hastalığı. Tire Müjgan Hanım da kadın efendi de annesi de çok genç yaşta vefat etti. İki yetim kaldı arkadan iki öksüz. Onlara Perestu kadın efendi baktı. Ve onu onun için çok seviyor hakiki annem diye. Veremden gittiği için bir evvelki nesil çok ödü kopuyor. Beslenmesine dikkat ediyor. Ve bir Türk'ün o dönemde pek yapmayacağı bir şey. Çünkü kibar sınıfın Türkleri bile mesela yelken kullanır korkmadan yüzmeyi bilmez. Suya girmemiştir. Çok enteresan yüzüyor sabah sabah soğuk duş alıyor bilmem ne ata biniyor. Çok iyi el işleri geliyor elinden böyle. Dülgerlik bile yapıyor. Fakat marangozluğu seviyor. Ve marangozların hakikaten piri. Kendisinin eserleri olarak Beylerbeyi Sarayı'nda babasına verdiği yemek takımı, sofra takımını veya işte sağda solda kütüphaneleri bizim Topkapı Sarayı'dakin değil, doğrudan doğruya Şeyhülislam'daki bugünkü müftülükteki seriye sicilleri dolaplarına bakmalarını tavsiye ediyorum. Son derecede dahiyane buluşlardır. Disiplinli birisidir. Fevkalade disiplinlidir. Ve 19. yüzyılın hükümdarları arasında moda olan Franz Josef, 3. Alexander ve kendisi de o takımdan. Bunlar sade giyinirler. Öyle pahalı yemekler falan olmaz. Yani Pinti Amit dedikleri o.
Pinti Alexander demiyor kimse ama Pinti Hamit diyorlar. Çünkü parayı böyle saçacak durumu yok kimsenin. Yani 19. asır kriz zamanı zengin görünen devletlerin bile hayatı berbat. Biraz bir sosyal reform falan yapmaya kalktılar mı çuvallıyorlar. İngiliz maliyesinin Disraeli'den Gladstone'a kadar geçirdiği sıkıntılar malum ortadadır. Yani biraz da sosyal reformlar konusunda. Rusya aynı şey. Şimdi Avusturya öyle daha berbat durumda hatta. Şimdi bu zatın, bu padişahın o bakımdan hükümdarlığında bazı şeyler var. Devletin resmi polis teşkilatı yok. Bu çok saçma bir durum ama yok. Yani Rusya'da Nikola'nın kurduğu 23. departman, Avusturya'da Metternich'in teşkil ettiği polis şeysi, gizli polis teşkilatı kongrede milletin mektubunu bile okurlardı utanmaz herifler. Yani o kadar iş Viyana Kongresi sırasında. Osmanlı İmparatorluğu'nda resmi sivil polis teşkilatı yok. Bunu Yıldız'a bağlı olarak ve Bağbali'ye bağlı olarak böyle bir üçgenle kurmaya çalışıyor. Gelen şeyleri takip ederek. Bir takım insanlarla temasları var. Yerli yabancı, gazetecisinden diplomatına kadar. Bu arada meşhur bir karakter daha var. Arap İzzet Paşa biliyorsunuz. İzzet Halo Paşa. Bu arkadaşın görevi merkezdeki diplomatları izlemek. Yani bunlar nasıl yaşarlar? Kendi nasıl bir heriftir? Zaafları var mıdır? Kendisi atladıysa karısının var mıdır? Çocukların alemdedir. Kumar borcu varsa ailede onları Efendimiz size cömertçe öder falan. Bundan bir şebeke kuruyor. Yani en azından bu şuna yarıyor. Birisi hat hut bağırmaya kalkarsa 19. asrın sefirleri Babali'ye karşı falan son derece cüretkarlar bunu kısmaya çalışıyor. Mesela böyle şeyler var. Ortada hakikaten Avrupa'daki resmileşmiş polis teşkilatının benzeri olmayan bir hava var. Ve maalesef halkın içinde amatör jurnalcilerin sayısı son derece kabarık. Türkiye'de her zaman olduğu gibi. Ve bunlar yüz buluyor. Her zaman var. Ben size söyleyeyim. Gönüllü olarak akla hayale gelmez edepsizlikler mevcuttur. Bu bir karakter meselesidir. Bunlar kullanılıyor. Efendim bu bir evham mı? Yani paranoya dediğimiz hastalık mı? Vallahi geçirdiği suikastlere falan bakarsak bir hükümdarın bunlardan kurtulması kolay iş değil. Evet. Önünde örnekler var. Saltanatının başında Rusya Çarı 2. Alexander'ın uçtuğunu gördü. Pek ortada gezinmeye gelmez yani. Suikaste uğramayan yok. Zavallı Avusturya İmparatoriçesi Sisi bile manyak birisi Zürich'te bıçaklayıverdi durduk yerde. Bunun arkası gelmiyor bunların. Onun için ama bir son derece paranoya diye değerlendirdiğimiz bir evham var ama soğukkanlı. Onu size söyleyeyim. İlber abi bir reklam arası yani, vermek zorundayım. Evet. Bir kısa reklam arası vereceğim değerli izleyiciler. Sonra devam edeceğiz tekrar. Kaç dakika sonra buradayız. İlber Hocam cümlemi tamamlayacağım demiştim. Bir iki bir şey ekleyeceğim demiştim. Evet. Onlara eklemeni rica ediyorum. Şimdi mesela Sultan Abdülhamit'in böyle bir sansür tarafı var. Bu çok kötü bizim tarihimizde. Yani Tanzimat'ta görülmeyen bir sansür mekanizması getirdi. Ve bu tabii maalesef ipin ucunu kaçıran sansür memurları bakımından çok rezil vaziyete geldi. Mesela Mukbil Kemal, Ebu Mukbil bilmem ne diye bir adam var. Kemal galiba soyadı yine adı onun.
şeyi çıkarıyor. Kunut suresini yasaklatmayı teklif ediyor. Hal ve isyan lafı geçiyor diye. Sultan da artık farkına varıyor. Bir takım şeyler çıkıyor. Yalnız devrin içinde böyle inisiyallerle iş görmek isteyenler var. Efendim, Rusya ve Türkiye iki istisna. Fransız idare hukukçusu Patbi diyor ki TRT'sinde bu diyor sansür prerogatif diyor. Sansür prerogatif diyor. Prerogatif sansür, öncül sansür. Bu iki ülke için çok makbuldür diyor. Fransa'da falan ayıp olmaz diyor. Orada olur diyor. Şimdi böyle bir memlekette hakikaten preliabil sansür, yani Rusya'da kitaplar daha önceden tetkik edilirdi. Geçerse toplama olmaz müsaadele. Bizde de aynı usule geçildi. Ve çok komik örnekler. Bir tabii tatbik edilmesi gereken şey de merkezi sisteme çok ağırlık vermesi. Yani Bağbali'yi adeta Tanzimat'a karşı bir tepki gibi yok etti. Efendim, medeniyete geçişte toptancılık, perakendecilik diye bir şey olmaz. Yani kapıya böyle adam koyup gramofon içeri, plaklar dışarı, yok Fransızca dışarı, Arapça içeri falan diyemezsin. Öyle bir şey olmaz. Yani tıp fakültelerinde Fransızca gırla gidiyor, başka çaresi de yok. Askerlikte bir de Almanca girmeye başladı. Yani bunların önü açılmaz. Tanzimat'la Abdülhamit devri arasındaki fark padişahın diktatör otokrat yapısıdır. Bu çok açıktır. Özgün değildir. Sistemin müsaade ettiği bütün devletlerde bu tatbik edilir. Prusya'da ve hele hele Rusya'da en beteriyle ve bizde de. Bunu bunun içinde götüreceksiniz. Meclisi maalesef zamansız olarak tatil etmiştir, dağıtmıştır. Fakat meşruti müesseseleri burada bir kurnazlıkla tutuyor. Bu çok önemli. Her halükarda Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dış iktidar zaafı var. Bunu kabul etmek zorundayız. Biz doçent olurken Yıldız Evrakı'nın bugünkünün onda biri bile teşhirde, kullanımda değildi. Zamanla geldi hepsi tasdik. Ben merak ettim. Şöyle feci bir olay var. Mesela taşnaklar camileri basıyorlar sık sık. Cuma'dan sonra milleti yok ediyorlar, tarıyorlar. Buna bir şey yapamıyor bir halife olarak. Yani bir idari maslahatçılık var. İktidarda bir şey var. Yani zaaf var. Donanma evet çok pahalı bir unsur. Osmanlı Devleti donanmayı şey yapamaz, kaldıramaz. Donanmayı Haliç'te çürüttüğü doğru mudur? Efendim Haliç'te çürüttüğü, korktuğu, morktuğu değil. Yani Sultan Abdülaziz Han'ın kurduğu donanmayı beslemesi Osmanlı Devleti'nin mümkün değil. Donanma çok pahalı bir unsur. Çok pahalı, devamlı yer. Ama böyle Halice de hepsi kapatılmaz. Efendim korktuğu için mi yoksa tasarrufa mı gidiyor? Yoksa Hasan Rami Paşa gibi gayet beceriksiz bir amiral mi var? Denizciler ona Hasan Rami değil Harami Paşa derlerdi hatta laf aramızda. Böyle bir şey dikkat edilirdi. Bu doğru değil. Çünkü siz deniz devletisiniz. İşte ondan sonra Balkan Savaşı'nda gemileriniz Çanakkale'den dışarı çıkamaz. Efendime söyleyeyim, Midilli'yi de gelir oradan bir tane Averof sırtlısı bütün Kuzey Yunan adalarıyla birlikte alır elinden. İbrahim abi bir es verirsen kalmadı. Metin Hoca'ya da birkaç bir şey sormak istiyorum izin verirsen. Metin Hocam şimdi bir önce bir bant göstereceğim. Çünkü benim sorum da bunun üzerine olacak. İki dostumuz, benim iki dostum, sizin de yakından tanıdığınız iki dostumuz daha önce burada yaptıkları bir programda yine o zaman da bir tartışması vardı Abdülhamit'le ilgili. O zaman onlar ne demişler? Bir bakalım. Sonra bunun üzerine tartışacağız. Değerciler Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu dostlarımızın Abdülhamit'in hiç toprak kaybetmedi Osmanlı'da. Osmanlı'nın toprak kaybetmeyen tek padişahı oydu.
söylemleri üzerine yapmış olduğu bir programda bir bölüm göstereceğim size. Hani biraz daha fazla tarihçiyi konuşturmuş olalım diye kısa bir bölüm. Murat ve Erhan'da söz şimdi. Sultan Ali zamanında maalesef dünya kadar toprak kaybetti. Tabii Tunus gitti, Mısır gitti. Tunus, Mısır gitti yahu, Mısır. Kıbrıs resmen verilmedi, kiralandı. O gitti. Ama gitti resmi yani. Olarak savaşta İngiltere'ye intikal etti. Evet. Lozan'da tanıdı. Ama taradı. Türkiye'nin sözü geçmiyordu. Yani geçmiyor, dünya bir tabii. Komiser var bizim, Türk komiserimiz var. O kadar yani. Yani Berlin anlaşması, Berlin, evet. Berlin karşılığında gitti. Mısır gitti, Mısır. Koskoca Mısır İngiliz zamanında. Sultan Ali zamanında. Koskoca. Tunus gitti. Balkanlarda... Bir sürü toprak gitti. Bosna Hersek... Kelsey'in bir bölümü Avusturya'ya gitti. Bulgaristan gitti. Bulgaristan. Efendim. Daha birçok yer var daha giden. İran'a bile toprak verdik bir sultanımız zamanı. Evet. Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu da iki önemli tarihçimiz. Diyorlar ki Sultan Abdülhamit'in döneminde toprak kaybedilmediği bir efsaneden ibarettir. Murat Bardakçı hatta iki Türkiye Cumhuriyeti toprakları kadar toprak. 1,5 milyon kilometrekare toprak kaybedildi. Mısır gitti, Tunus gitti, Bosna Hersek'in bir bölümü gitti. Kıbrıs sözleşmeyle devredildi, bir kiraya verildi ve bir daha asla geri alınamadı diyor. Hocam siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani askeri olarak durum neydi? Rusya'yla kaybedilen büyük savaşlar var yine o dönemde. Şimdi tabii yani, konu Abdülhamit dönemi olunca hangi birini konuşacaksınız? Çünkü bu mesele bile toprak meselesi, savunma, askeri ordunun durumu nedir? Bir programı kapsayacak hakikaten içerikte bir başlık. Şimdi bir sonuca bakıyoruz maalesef. Sonuçtan da suçluyu buluyoruz aynen hemen. Cezalandırıyoruz. Öyle bir metodumuz var maalesef. Hayır şimdi hocam Abdülhamit... şimdi mesele suçlu değil. Şimdi... Bir sonuç var yani. Bir sonuç ama niye bu sonuç? Uzun bir süreç şimdi, gerileyen bir imparatorluğun yani sonunda ben, açıkçası ama ben, Abdülhamit kaybetmedi lafı da doğru değil. Ben doğrusu şöyle yaklaşıyorum olaya. Doğru neyse odur. Aynen öyle. Yani kim yapmış, niye yapmışın çok önemi yok. Biz sonucu doğru görmezsek başarıya da varamayız. Problemleri çözemeyiz. O yüzden... Pardon bir şey söylüyor İber Hocam. Yalnız ben bir şey rica edeceğim. Bu tarih tezlerinde... Abdülhamit devrinde hiç toprak kaybedilmedi lafını doğrudan doğruya kahvehane mütefekkirleri söyler aynen, Türkiye'de. Aynen. Yani akademik dünyada hiçbir böyle bir tez yoktur. Aynen. Muhafazakarlar vardır, işte iddiatçı eğilimli hocalar vardır. Muhtelif tezler yazılmıştır. Hiçbiri böyle yok Abdülhamit kaybetti de demez. Abdülhamit devrinde kaybedilmedi. Bu kahvehaneyi dinlersen 12 adayı İsmet Paşa vermiş oluyor. Bilmem ne oluyor. Bu gibi şeyleri artık bu programlarda ciddiye alamayız. Belki ancak tekrarlanan yanlışları falan tasfiye şeyi olur. Şimdi savaş başlamış. Savaşı başlatan Sultan Hamit değil. Hey. Başlatanı da ayıplayacak halimiz de yok. Saffet Paşaları, Mithat Paşaları. Çünkü Rusya'nın talepleri var. Bu taleplerde de Rusya'nın bir gerilemesi var 2. Aleksandr'ın. Sonunda iş Karadağ Devleti lehine bir kasaba tahsiline kadar gidiyor. Fakat vaziyet ciddi. İlber Hocam, Metin Hoca'ya çok ayıp ediyoruz yalnız. Evet, yani onun için bilmiyorum. Ben bu gibi şeyleri pek tartışmak istemiyorum. Bazen niye geldim diye düşünüyorum ha. Onu söyleyeyim hocam. Hocam. Peki ben de tuttum, dinledim. Sizi yani, zaten dinleyemedim. Hocamı seviyorum, sayıyorum ama müsaade ederse. Vallahi ben isterseniz terk edeyim burayı. Çünkü ben Abdülhamit üzerinde bu tip münakaşalara katılmak istemiyorum. Hocam bir münakaşa yok. Sadece... Bana ne ya yani şimdi... Bir devir var, o devirin içinde bir adam var. Yani bir adam belki 50 sene, 100 sene evvel gelseydi 1. Abdülhamit olarak başka bir şey olacaktı. Daha geç gelse başka bir şey olacaktı, onu bilemiyorum ama bu gibi tartışmalarla biz iyi iş yapmıyoruz. Ben katılmak istemiyorum, katılırım yani. Onun için kusura bakmayın yani.
İlber abi, yok, bir tartışma var, falan yok ortada. Bir dönemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam affedersiniz, bir tartışma yok. Benim size karşı bir saygısızlığım da olmaz. Ama müsaade ederseniz ben de birkaç cümle söylemek isterim. Buyurun Metin. Buyurun. Şimdi, teşekkür ediyorum. Şimdi Abdülhamit döneminde iki tane temelde savaş var. Bir Osmanlı-Rus savaşı, 93 Harbi dediğimiz veya 1877-78 savaşı dediğimiz mağlubiyetle biten bir savaş. Bir de 1897 Osmanlı-Yunan savaşı var, galibiyetle biten savaş. Ama sonuçta her ikisinde de toprak kaybı var. Şimdi 1877-93 Harbi savaşına baktığımız zaman bu savaş aslında Abdülhamid'in tahta çıkmasının hemen ertesinde, bir yıl sonra 1877'de patlak veren ama daha öncesinde Balkanlar'da zaten Sırplarla, Karadağlarla vesairelerle çatışmaların olduğu, Rusya'nın da katılmasıyla Osmanlı-Rus Savaşı'na dönen bir hadise. Bu savaşı Abdülhamid tahta çıktığında istemedi. Ruslarla savaşmak istemedi. Özellikle vurguladı, istemiyorum dedi. Çünkü Osmanlı, ne kadar Osmanlı ordusu var diye sorduğunda 800 bin Osmanlı askeri var dendi. Yoktu öyle bir şey. Sonuçta çıka çıka 400 bin tane, hatta 300 bin tane çıktı. Yani 400 bin tane ama savaşa gidebilecek 300 bin tane asker var. Dolayısıyla siz bu vaziyette savaşa nasıl gideceksiniz? Zaten bir iç karışıklıktan sonra tahta çıkmış. Abdülaziz öldürülmüş. Arkasından bir padişah tahttan indirilmiş. Tahta şartlı olarak pazarlıkla gelen bir sultan var. Ortalık zaten iç barış sağlanamamış daha. Bunun arefesinde kalkıp bir savaşa gireceksiniz Rusya gibi bir ülkeyle. Dostunuz kim, düşmanınız kim, ne kadar cephaneniz, ne kadar silahınız var belli değil. Ama Mithat Paşa ve arkadaşlarının ısrarı üzerine bu savaşa girildi. Bir defa adını koyalım, bu Osmanlı-Rus savaşı Mithat Paşa ve arkadaşlarından dolayı çıktı. Öyle şey olur mu? Yanlışsa bilemiyorum. Yanlış tabii. Yanlış değil yanlış efendim, ya. Ne alakası var, yanlış değil. Çıktı, yani sonra ne oldu? Hocam müsaade ederseniz lütfen. Müsaade ederseniz. Ya, program yapacaksanız tek başınıza gelin çıkın yapın o zaman. Aynen. Beni çağırmayın lütfen. Zaten ya, öyle lütfen ama ya. Böyle programı kabul etmiyorum ben, böyle programı. Koskoca savaş. Lütfen. Arkasından tabii ki toprak kaybedildi. Metin Hocam bir şey merak ettim. Ya Abdülhamid'in bir şey merak ettim. Bu savaşa evet buyurun. Mithat Paşa niye bu savaşı istedi ve Abdülhamid istemedi, bir savaş nasıl girdi? Çünkü pazarlıkta geldiler. Mithat Paşa İngiliz komandasında kontrolünde bir insandı. Bunu herkes biliyor. Abdülaziz'in var, doğru, hiçbirini inkar etmiyorum. Mardut Vali, Tuna Vali harika valilikler yapmıştır, doğrudur. Ama neticede İngiliz kontrolünde biriydi. Abdülaziz'in öldürülmesinde de İngiliz parmağı vardır. Beşinci buradan tahta çıkmasında da İngiliz'in desteği vardır, İngilizlerin. Dolayısıyla ya Tanzimat paralelinde akıp gitmek istiyorlardı. Abdülhamid'i de hiç tanımadıkları için, karakterini ve siyasetini bilmedikleri için bilmeyerek iktidara getirdiler. Yoksa getirmeyeceklerdi. Getirdiklerine de bin pişman oldular. Dolayısıyla Mithat Paşa ve arkadaşları, Redif Paşa vesaire savaşı istediler. Abdülhamid savaşa karşı. Bir defa Abdülhamid'in felsefesinde genel olarak söylüyorum, savaş yoktur. Abdülhamid savaşa şiddetle karşıdır. Abdülhamid savaşmaktansa, eğer yenilecekse, eğer gücü yoksa, baştan toprak vermeyi kabul eden bir padişahtır. Boşuna yani masraf etmeyeyim. Toprak kaybedeceksiniz, askeri kaybedeceksiniz, imajınız sıfırlan olacak. Ondan sonra da yenileceksiniz, tazminat edeceksiniz. Gerek yok diyerek karşı çıkmıştı. 1897 evet, savaşmadan toprak vermeyi tercih ederdi. Tercih ederdi. Çünkü yani yok, savaştığınız takdirde yenileceksiniz. %500 biliyor. Bu savaşa istemeyerek girdi. Savaş sonunda tabii ki topraklar kayboldu. Topraklar gitti, doğru. Tunus'u da kaybettik, Cezayir'i de kaybettik, Kıbrıs'ı da kaybettik. Abdülhamid dönemi için söylüyorum. Savaş sonunda Balkanlar'da birçok yer kaybettik. Arkasında da işgaller yaşandı. Tunus'ta Fransız işgali, Mısır'da İngiliz işgali. Bunlar yaşandı, doğru. Toprak kaybı olmadı değil, toprak kaybı oldu. Ama siz maliyesi iflas etmiş, düğün umumiye kurulmuş, Avrupalılar gelmiş borçlarını tahsil etmek için komisyon kurmuş bir ülkede, askerinin sayısını bile bilmeyen bir ülkede nasıl savaşacaksınız? Bu toprakları nasıl koruyacaksınız? Şimdi donanma diyorlar. Donanmayı kimse bilmiyor. Donanmayı çürüttü hal işte. Nerede çürüttü hal işte? Doğru çürüttü ama niye çürüttü? Yani çürüttü deyip çıkıyoruz. Ya arkadaş, donanma ne işe yarayacaktı Abdülhamid döneminde? Soruyorum, Abdülhamid döneminin problemi neresidir? Abdülhamid döneminin iki yerde problemi var. Bir Balkanlar'da problemi var, bir de Hicaz'da problemi var. Balkanlara ve Hicaz'a donanmayla mı gidecektik biz? Kızıldeniz'den nasıl geçecektik? İngilizlerin elindeki bir Kızıldeniz'den, İngilizlerin kışkırttığı Hicaz'daki isyanları bastırmak üzere
Donanmayla mı gidecektik? Ya bunu görmüyorlar. Sonra Osmanlı'nın parası mı vardı donanma yapmak için, donanmayı idame ettirmek için, tersane yaptırmak için, efendim liman yaptırmak için, gemi üretmek için para, maliye zaten 1876'da iflas etmiş. Yani o zaman şu çıkıyor ortaya. Şöyle, yani ortada muhteşem bir padişah yok. Ortada idareyi maslahatçı bir padişah. Aynen var. Öyle. Yani kurtarmaya geldi, çalışıyor. Bütün sorunları çözüyor, tık 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 meseleleri hallediyor değil. Durumu görüyor. Bazı yapacak yerlerde geri şey adım atıyor. Buna para yok. Ya iflas etmiş devletin başına geçmişsiniz. İflas etmiş bir devletin başında ne yapabilirsiniz siz? Ne yapabilirsiniz? Donanmanız para istiyor. Yok. Donanmayı dediğim gibi ıslah etseniz de savaşacağınız, savaşabileceğiniz Balkanlarda gidip donanmayla isyan bastırılmaz, Hicaz'da bastırılmaz. Donanmayı ne yapacaksın? O yüzden Abdülhamit döneminde donanma ihmal edilmişti. Ama bunun hocam bir şimdi, anlamı vardı. Hocam, bilakis, affedersiniz. İmparatorluk, yani o zaman imparatorluklarına bakın işte. Coğrafyasına bakın. Devletlerine bakın. Hepsinin hayır, donanması var. Var ama bizim işimize yaramıyor diyorum donanma. Bizim işimize yarayan öyle şey Abdülhamit döneminde, söyleyeyim şunu. Abdülhamit döneminde bizim işimize yarayan şey demir yollarıydı. Çünkü Balkanlara demir yollarıyla gittik. Çünkü Hicaz'a, Arabistan'a demir yoluyla gittik. Hocam, yani dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. İhtiyacımız var. Hayır, şimdi ben Abdülhamit döneminde coğrafyanız olmazsa adaları da kaybedersiniz, efendim, Kıbrıs'ı da verirsiniz. Efendim, ben şöyle bakıyorum. Mısır'ı da verirsiniz. Ben Abdülhamit döneminin coğrafyasına bakıyorum. Abdülhamit dönemindeki problemli alanlara bakıyorum ve bunların nasıl çözüleceğine bakıyorum ve bir de Abdülhamit dönemindeki maliyeye, devlet kabiliyetine bakıyorum. Diyorum ki Abdülhamit döneminde Balkanlarda milliyetçilik vardı. Hicaz'da Arap kışkırtması vardı. Buralara siz donanmayla gidemezdiniz. Donanmanın da başka yapacağı bir iş yoktu. Kıbrıs'ı zaten kaybetmişsiniz. Nereyi savunacaksınız? Donanmayla gidip Kıbrıs mı kurtaracaksınız? Dolayısıyla Tunus'a mı gideceksiniz donanmayla? Yani dolayısıyla demir yolları... Teslimiyetçi bir padişah portresi çıkıyorsunuz söylediğinizde. Teslimiyetçi değil, mücadeleci. Onun için Hicaz demir yolunu yaptırdı. Hicaz demir yolunu yaptıran bir padişah teslimiyetçi olamaz. Bir şey icat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Hicaz'daki isyanları, Suriye, Hicaz, Suriye'de Arap milliyetçiliği var. Mithat Paşa'nın da zaten başının gitmesi bundan dolayıdır. Ölmesi. Hicaz, Suriye'de Arap milliyetçiliği ve devleti kuruma gibi girişimler vesaireden dolayıdır. Neyse. Şimdi Abdülhamit teslimiyetçi değil. Diyor ki Hicaz'da bir problem var. Ben bunu nasıl çözerim diyor. Bir, Arap milliyetçiliğini önleyerek çözerim. İngilizler vesaireye alet olmasınlar diye. İki, olmaları takdirinde de ben buraya asker sevk ederek çözerim. Onun için de Hicaz demir yolunu yaptırıyor. Onun için de Bağdat demir yolunu yaptırıyor. Yani Abdülhamit gerçekçi. Gerçekçi, realist davranıyor. Donanmaya gidip ölü para yatırmıyor. Demir yoluna ihtiyaç olduğu için, demir yoluyla bastırılabileceği için demir yoluna harcama yapıyor. Şimdi hocam kusura bakmasın ama ben Arap İzzet Paşa'nın ikincil kitabını yazdım. 1200 sayfalık kitap yazdım. Şimdi son çıkan henüz yayınlamadım aslında. Duruyor. İki kalın böyle son, takoz gibi iki cilt kitap yazdım. Arap İzzet Paşa. Arap İzzet Paşa'nın son çıkan hatıratını ve başka şeyleri baktım. Baktım hocam, hepsini okudum. Hatıratını, tamam, sizi, hatıratını sizin da okudum. Hatıratı hiçbir şeydir İzzet Paşa'nın. Yayınlamadığınız kitabı ben ne bileyim. Arap İzzet Paşa'nın yani hatıratı hiçbir şeydir. Yayınlamadığınız kitabı ben ne bileyim diyor. Doğrusu. Yayınlamamış hocam, kitabı ben ne bileyim şimdi, yani. Olur mu öyle bir şey? Ben Abdülhamit dönemini çalışıyorum. Abdülhamit döneminde az buçuk bilirim. Yani kusura bakmasınlar. Ama Arap İzzet Paşa'ya yani iki yıl ömrümü verdim. İki ciltli kitap yazdım. Arap İzzet Paşa'nın görevi... Herkes çalışıyor. Daha doğrusu Abdülhamit gerçekçi bir siyaset izlemiştir. Sarayda efendim, her milletten insan toplamıştır. Her meslekten bunu insan toplamıştır. Bunun kimse aksine gelmiyor ki. Herkes aksine gelmiyor ki bunun. Bunun aksini hocam, söyleyen yok. Arap İzzet Paşa'yı siz gider İngilizleri, Fransızları, diplomatları izleyen, onları yaparsanız ben buna alınırım. Ben bunu kabul etmem. Alakası Arap İzzet Paşa niye yakalıyorsun? Bana ne ya? Bana ne? Arap İzzet Paşa, İzzet Halo Paşa kendine göre bir adamdır. Enteresan şeyleri var, bilgileri var. Yalan bol söylüyor. Ve maalesef öyle bir sivil polis servisi olmaz. Yani onu söyleyeyim size. Zaten çok büyük yolsuzlukları var. Çıkanlar ortada. Ben yayınlanmayan bir hocam, kitapla kim, konuşamam. Kimin yolsuzluğu bizim yok bildiğim ki o dönemde. O dönemde kim? Öyle şey olur mu ya? Öyle var. Şey olur mu? Olur mu ya? Olur mu öyle şey? Ne demek efendim? Olur mu öyle bir şey? Var. Efendim bırakın o yolsuzluk yapmadan mum ışığında yaşayan
vezirler var bilmem olur mu? Şimdi, koca bir devlet herkes yok. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi, olur mu? Yıldız Saray'la baktığımız zaman Abdülhamid'in idare tarzı gerçekçidir, realisttir. Ve dolayısıyla da Yıldız'da bir kamerilla denen veya etrafındakiler denen bir takım insanları toplamıştır. Bunlara Arabistan da dahildir. Ebul Hüda da dahildir. Buna daha bilmem ne melhameler velhaneler dahildir. Melhame Paşa. Her birinin bir görevi vardır. Arabistan Paşa'nın görevi de Suriyeli Şamlı olmasından dolayı Suriye'de özellikle Arap milliyetçiliğinin gelişerek bağımsızlığa doğru gidişine oradaki Sufi tarikatlara karşı yönlendirme yapabilmesi için, Sufi tarikatlara karşı koyabilmesi için, Selefi ekolü geliştirebilmesi için Lübnan'daki Arap milliyetçiliğine, Şam'daki Arap milliyetçiliğine, daha doğrusu Orta Doğu'daki belli bir bölgenin Arap milliyetçiliğine karşı koyabilmesi, onları kontrol altına alabilmesi için Arap İzzet Paşa sarayda tutulmuştur. Ebul Hüda da aynı şekilde bölgedeki tasavvufi tarikatları kontrol altına alabilmek için tutulmuştur. Dolayısıyla Yıldız'a baktığımız zaman Yıldız'da bir hayli insan vardır. Bunların her birinin görevi vardır. Bunların her birinin bir bölgesi vardır. Bazısı Arap milliyetçiliğiyle, bazısı İngilizlere karşı, bazısı tarikatlerle, bilmem nelerle uğraşan insanlar topluluğu vardır burada. Ha bunların suistimalleri yok mu? Var tabii ki. İçinde hem de çok ciddi suistimalleri var. Ama Abdülhamid bu suistimalleri görmemiştir. Çünkü onları kullanmaya çalışmakta ve dolayısıyla da coğrafyayı, imparatorluğu kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Dağılmaktan, parçalanmaktan korumaya çalışmaktadır. Olayların detayına girmek lazım. Sadece donanmaya dışarıdan bakıp veya sadece Abdülhamid'in etrafındakilere dışarıdan bakıp ya şöyledir, böyledir, fotoğraf çektirdi işte saraydan dışarı, korktu da çıkamadı da bilmem ne. Ya alakası yok bunun. Yani siz Abdülhamid'in, şunu söyleyeyim. İlber Hoca da yok dedi yani. Abdülhamid bütün Avrupa diplomatlarının takdir ettiği bir isimdir. Biz iki adım sonrasını görürken Abdülhamid 20 adım sonrasını gören ve ona göre hareket eden bir isimdir dediklerini ben yabancı kitaplardan okudum. Türkçe kitaplardan okumadım. Bir ayrı şeyi söyleyeceğim. Bugün mesela drone kullanıyorlar. Abdülhamid balonu yasaklamıştır. Yasaklama gerekçesi nedir biliyor musunuz? Balon drone olabilir diye. Yani bomba yüklenir, bilmem ne yapılır, sağa sola bombalanır diye yasaklamıştır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu okuduğum yabancı kitapta, makalelerde okuduğum için söylüyorum. Bir yanlış daha söyleyeyim, ona sana bırakıyorum. Ya Kızıl Sultan diyorlar. Ya Kızıl Sultan bizde yanlış anlaşılıyor. Tabii mana değişmiş, anlam değiştirmiş. Aslında Kızıl, Fransız kültüründe Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Hasan'a giydiren, İşi idare eden anlamındadır Fransız kültüründe kızıl kelimesinin karşılığı. Ama bizde kanlı bıçaklı bilmem ne olmuş. Dolayısıyla da biz o şekliyle Abdülhamid'i tanımadan, anlamadan, dönemini bilmeden ağzımıza geleni söylüyoruz. Tabii ki Abdülhamid'in yanlışları vardır, kabul ediyorum. Görmemezlik olmaz, kabul etmek durumundayız. Ama resmin tamamını görmeden, Abdülhamid'in kişiliğini ve politikalarını anlamadan, Abdülhamid dönemiyle, kendisiyle ve dönemiyle ilgili söyleyeceğimiz her şey yanlıştır. Biz hep Abdülhamid'in şeyini biliriz. Neyini biliriz? Marangozhane. Ya Abdülhamid'in marangozluğun dışında pul koleksiyonu vardır. Evet. Kelebek koleksiyonu vardır. Halı koleksiyonu vardır. Silah koleksiyonu vardır. Kitaplığı vardır. Ya onları görmüyoruz. Efendim Abdülhamid piyano çalar. Abdülhamid İtalyan müzisyenleri, şarkıcıları dinler. Efendim Verdi'nin vesairenin bilmem neyini dinler. Bunu herkes söylüyor. Yani dolayısıyla Abdülhamid bir monarktır ve Avrupa'daki monarklarla da rekabet halindedir. Paris'ten giyinir, çantası bile Paris'ten gelir Abdülhamid'dir. Tamamıyla bir imaj sultanıdır. Cuma selamlığını tamamıyla imaj için yapmıştır. Cuma selamlığı her hafta Cuma'ya cami yaptırmıştır. Her hafta Cuma namazına gider, yarım saatlik bir şeyi vardır onun, işlemi vardır namaz kılmada dönme, yarım saat tutar topu topu. Ama bütün dünya imaj, bu cuma selamlığını bilir ve o cuma selamlığına gelmek isteyen diplomatlar da randevuyla gelir. Yani dolayısıyla Abdülhamid tam bir imaj sultanıdır. Ha yanlışları yok mu? Var diyorum ve tekrar ediyorum. Ama Abdülhamid'i kenarından, kıyısından, köşesinden görerek
Efendim içki içer miydi? Yok bilmem ne içerdi. Yok şunu yapar mıydı? Yok korkudan dışarı çıkmazdı. Korkaktı, pintiydi. Bunların tarihle falan alakası yok. Peki pintiliği değil de başka bir konu üzerine bir kısa ara vereceğim, sonra onu da soracağım. Çünkü Abdülhamit'in bir yandan da hani fakir imparatorluk, imparator çok zor dedi falan filan. Ama Abdülhamit'in bir yandan da son derece varlıklı bir padişah olduğunu, gayrimenkul zengin olduğunu, yurt dışında bankalarda ciddi miktarda parası olduğunu da yine sizden duyduk hocam. Doğru. Onları da soracağım. Çünkü Abdülhamit'in yaklaşık 7500-7600 parça gayrimenkulü var. Bunlar öyle hani şey değil yani, dükkan mükkan değil, baya baya bir şey. Petrol şirketi hisseleri var. Yine... Onlar başka şey. Efendim? Onlar başka şey. Onlar başka şey. Merak ediyorum, onları da soracağız. Yurt dışı ama işte yok. Ama o işte orada hukuki müesseseyi bilmek lazım. Şimdi ıslahat fermanını yayınladığımız zaman yani batıdaki liberal sistemi kabul ediyorsun. Yani arazi alım satımı, yatırım serbestisi, bu karşılıklıdır üstelik. Ya biz dışarıda fabrika açamıyoruz belki ama mekan alanımız vardı. Kimse de sen Osmanlısın, Paris'te apartman alamazsın diyemiyor. Şimdi bu burada da var. Bunun için bazı istisna kondu. Bunlardan birisi Hicaz toprağı ve Kudüs-ü Şerif'te limitler var. Hicaz'da tamamen var. Bazı mukaddes makamlarda, Necef'te falan var onlar. İkincisi, padişah mülkü olan yerlerden alamıyorsun, yatırım yapamıyorsun. Onun için Sultan Abdülhamit Han malı kurtarmak için her şeyi üstünde gösteriyor. Yani bunlar öyle şahsi zenginlikle değil. Fakat şunu söylemek lazım. Tanzimat döneminin şehzadeleri içinde, hatta Sultan Abdülaziz'in çocukları, Sultan Abdülmecit'in diğer çocukları içinde eli iş tutan, ziraatla meşgul olan, hayvancılığı ıslah eden, işte marangozluk da onun bir parçası ve bankerlerle teması olup borsayı takip eden ve o yüzden de bir küçük serveti olan biri. Biliyorsun ulufeyi, cülüs bahşişini oradan vermiştir. Ve ikinci veliahta ayrılan bir saray var. Lojman var. O galiba bizim Galatasaray Üniversitesi'dir. Orada oturmadı. Maslak'ta bir şey yaptırdı kendine. Hoşça bir köşk yaptırdı. Evet, orada oturdu. Orada hayvan falan da beslerdi. Hara vardı yanında kendince, maneş. Bunlar bir yeni tip. Şimdi bu tekrarlanan ne diyorlar, ne diyorlar kimse demiyor artık. Yani şurayı geçmemiz lazım. Türkiye kahvedeki muhafazakarlarla kahvedeki devrimbazların tarih yapacağı bir yer değil. Değildir. Her türlü düşünen var. Yalnız iki türlü düşünen de var. Hayatının bir döneminde böyle, bir döneminde böyle diyenler var. Onu da biliyoruz. O mühim değil. Gerçekten saygı duyulan bir hükümdar. Ama bazı şeyleri de çok şey değil. Yani, neticede de yaşadığı devir zaten önemsiz. Hakikaten iflas eden bir hazine söz konusu. Moratoryum ilan ettik. Ve 80'de de o harpten sonrasına kaldı. Duyun umumiye, yani alacaklar komisyonu kuruldu. İdareli bir maliyet söz konusu. Bunlar da önemli. Eğitime önem verdi. Fakat bu eğitim bütün otokratik sistemler gibi. Tıp önemli, mühendislik önemli, ziraat önemli, bunlar yapılıyor. Ama başka bazı dallar var, onlara pek el sürünmüyor. Çok açık bu. Üniversiteyi kuran kendisi. Fakat o üniversite bütün o branşları birleştirip bir araya getiremedi. Onu zaten Osmanlı yapamadı, devlet. Bu cumhuriyete kalan bir şey oldu, üniversite. Müzeyi kurdu mesela. Bu mesela müze çok önemli.
O başlamadı ama o mükemmelleştirdi. Tabii onların şimdi ıslahı gerekiyor yeni bu çağda. Mesela gayet enteresan devlet adamları var. Ahmet Cevat Paşa gibi, Tunuslu Hayrettin Paşa gibi. Mithat Paşa da onun sadrazamı ama son zamanda maalesef devlet adamlarında da o kaliteyi tutturamadı. Yani Ahmet Cevat Paşa yok bir daha. Efendim bütün Osmanlı padişahları gibi iç harbi istemedi. Yani kendisine hal geldiği zaman kabul etti. Çünkü birinci orduyu kullanmadı yani. Selanik'ten gelen. İbrahim diye bir reklam için durmak zorundayım. Kusura bakmazsan. Bu biraz uzun programmış zaten. Evet. Bir kısa duralım, devam edeceğiz sonra. Metin Hocam, şimdi İlber Hoca dedi ki evet doğru çok tapusu vardı ama o biraz da aslında malı mülkü korumak için de yabancılara karşı satın almayı engellemek için dedi. Bir yandan da biliyoruz ki yurt dışı bankalarda 250 milyon dolar karşılığı bugünkü parayla bir serveti var İngiliz, Fransız, Alman bankalarında. Ya önce orayı düzelterek başlayayım. Şimdi ben bir arkadaşa ismini söylemeyeyim gazetenin bir röportaj verdim. Dedim ki 25 milyon dolar ile 250 milyon dolar arasında parası olduğu söyleniyor. Arkadaş gitti onun en yükseğini aldı tabii ki sağ olsun. Dikkat çekmek için. Şimdi Abdülhamid'in dışarıda hakikaten parası var. Nerede var? Bank of London'da var mesela. Londra Bankası'nda veya Deutsche Bank'ta var parası. Aslında Bank of London'da sadece Abdülhamid'in değil. Rus Çarı'nın da var, İran Şahı'nın da var, Belçika Kralı'nın da var. Hatta Edward'ın bile parası var orada. Yani bir anlamda Bank of London bu monarkların bugünkü İsviçre gibi para bankası. Yani belli bankalar var bazı yerlerde. Almanya'da özellikle Berlin'de, Londra'da bankalar var. Bu o dönemin monarkları bu bankalara para yatırmışlar. Ama ciddi para yatırmışlar. Mesela şey için, Rus Çarı için en zenginidir diyor para yatırmakta. Bir oda dolusu para yatırmış ya. Ruble yatırmış Bank of London'a. Peki bu paralar niye yatırılıyor? Ya birazcık moda gibi açıkçası. Affedersiniz o dönemdeki Avrupa kralları arasında veya... Bir sidik yarışı var. Sidik yarışı var yani. Onun varsa benim de var. Mesela Abdülhamid'in yatı var ama hiç bilmemiştir. Ama Edward'ın yatı, Kral Edward'ın yatı dillere destandır. Yatıyla seyahatlere çıkar bilmem ne yapar. Wilhelm'in aynı şekilde. Dolayısıyla bir şey yarışı var. Mesela Abdülhamid Paris'ten giyinir. Çantası bile Paris'ten gelir. Ama resimlerde baktığınız zaman, hayatı şeylere baktığınız zaman, toplantılarına baktığınız zaman bir palto gibi bir şey vardır. Uzun, boynu da kalkık. Onun başının dışında bir şey giymez ama oradan elbise alır. Yani bu bir imaj meselesi. Abdülhamid döneminde imaj hakikaten canlıdır. Hem Avrupa tarafından çok kullanılmıştır imaj oluşturma. Müspet veya menfi, karşı tarafı yerme veya yükseltme anlamında Abdülhamid de bunu son derece fazla kullanmıştır. Dolayısıyla o imajı bir tarafa... İç geçer mi Abdülhamid? Çünkü içtiğini söylenir mesela ama içmediği de söylenir. Onu hemen bypass geçeyim o zaman. Abdülhamid içki gençliğinde içti, sonra da hiç içmedi. Yani her kim diyorsa ki Abdülhamid tahttayken içki içti, yanlış söylüyor. Ama gençliğinde içerdi. Gençliğinde içki içerdi ama bir araba kazası geçirdi. Atlı arabayla gelirken bir kaza geçirdi. İçkiliydi. Ölümden döndü. Doktor içkiyi yasakladı ve ona her gün banyo yapacaksın dedi ılık suyla. Dolayısıyla Abdülhamid ölmeden önce bile doktoru Atıf Hüseyin banyo yapma dediği halde ölmeden önce bile banyo yaptı. Ya yani o denli şeye... Sağlığına, saatine falan düşkündü. İçkiyi de içmedi ama 5. Murat hep sarhoştu. Namık Kemal gibi birlikte Namık Kemal'le sabaha kadar içki içerlerdi. Hatta şafak vakti giderdim. Abi bu kadar içme kardeşim. Yani birader bu kadar içme derdim. Dinlemezdi diyor beni. Dolayısıyla içki gençliğinde vardı ama gençliğinden sonra yoktu. Ya bunu nereden biliyoruz? Ben bir hayli şey okudum, makale okudum. Yabancı dergilerden, vesairelerden. Yani herkes şunu söylüyor. Diyor ki Abdülhamid Yıldız'ı da davet ederdi. Yani Avrupa'dan gelen değerli misafirleri, bürokratları, efendim diplomatları masada hep içki olurdu.
Ama kendisi kesinlikle içmez. Hı hı. Ya içse içti deriz. İçmiyorsa içmiyor diyoruz. Yani bu gençliğinde içiyor diyorum. Yaşlılığında daha doğrusu padişahlık döneminde içmedi. Şimdi para konusu. Abdülhamit Sayın Hocam, evet katılıyorum hocama. Abdülhamit zengindi. Ciddi mal varlığı vardı. Ama bu mal varlığını kişisel servet olarak kazanmamıştı, yapmamıştı. Ha, kendi parasıyla almıştı ama devletin parasıyla almamıştı. Çünkü bende belgeler var. Hem de İngiliz Amerikan belgeleri var. Kimden ne aldığını, kaç paraya aldığını, hangi tarihte aldığını açık açık yazıyor. Yani bizimkiler yazmıyor ama. Yani kendi parasıyla aldı. Kimden aldığı belli, ne zaman aldığı belli. Peki bunları niye aldı? Bunların benim gördüğüm kadarıyla iki tane temel nedeni var. Birincisi, yeraltı zenginliklerinden dolayı stratejik olan yerleri işgalden kurtarmak için, biliyorsunuz uluslararası hukukta bildiğim kadarıyla kişisel mala dokunulmuyor. Dokunulsa bile alabiliyorsunuz. Hı. O yüzden Mısır'da, Tosunpaşa'da bir sürü mal kaldı millete. Gerçi alamadı, Abdülhamit mallarını alamadı. İkincisi de Abdülhamid'in aslında bu edindiği mülk, varlık bir nazırlık, bir nezaret tarafından idare edilmekteydi. Başında Portakal Paşa vardı biliyorsunuz. Tabii Portakal'ın dedesi. Yani evet. Abdülhamit dönemi bir devletin hazinesi vardı. Bir de şahsi hazinesi vardı. Yani bir alternatif hazine vardı açıkçası. Devletin hazinesi tamam, devlet işlerine gidiyor. Ama Abdülhamit bu özel hazinesiyle, bu şahsi mallarıyla, özel hazinesiyle, ki bunların yıllık geliri 4 milyon dolardı getirisi. Ama ölümünden sonra hepsi yok oldu gitti. Ha, bunlarla ne yapıyordu? Bunlarla işte o biraz önce istihbarat falan dediniz ya. Hı hı. İstihbarat öyle teşkilatını işte destekliyor, birilerine bir şeyler veriyor, özel harcamalar yapıyor. Bunu devletten yapmıyor, bu tarafta yapıyordu. Musul, Kerkük bunlara dahildi ama bunu batıranlar iddiaçılar oldu. Önce iddiaçılar Abdülhamit'i tahttan indirdikten sonra 1909'da arkasında bunu değiştirdiler Reşat döneminde. Yani bu yönetim şeklini değiştirdiler. Taca ait olan, yani hükümdara ait olan mal hazineye aittir gibi bir değişiklik yaptılar. Tam da beceremediler gerçi ama arkasından da Lozan'da biz bunu kabul ettik. Ama Abdülhamit'in malları Abdülhamit'te kaldı ve bunlar hala dava konusu bazıları. Kalmadı çünkü yani tartışmalı. Irak'taki mallar gitti, bankadaki paralar gitti. Bunlar hiçbir zaman Türkiye'nin eline geçmedi. Bir kısmına Lozan'daki şeyden dolayı 66. maddenin bilmem C fıkrası mıdır nedir ondan dolayı bunlar uluslararası şey olmuştur, şahsi mal olmaktan çıkmıştır, bunun da yolunu önünü iddiaçılar açmış diyerek müttefik devletler bir girişimde bulundular. Bu içeride kalanları da bizimkiler aldılar, devletleştirdiler, olay bitti. Ha şimdi dava mava açıyorlar da yani o davaların özellikle yurt dışında kazanma şansı hiç yok. Ha, yurt dışında ne olur bilemem ama yurt dışında hiç yok. Yurt dışında kazanılabilmesi için ilk defa Irak'ta açıldı öyle bir dava. Evet. Ama o 33'lerde 36'larda açılan dava kaybedildi. O zaten kötü örnek oldu. Gidin önce kendi ülkenizdeki malları alın sonra buraya gelin dediler, evet, tabiri caizse. Evet. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı şey yaşandı. Ama Abdülhamid'in şunu biliyoruz, onu söyleyeyim. Bankalardaki paralarının bir kısmını Abdülhamid'in ikinci ve üçüncü orduya bağışladığını biliyoruz. 5 milyon altın bağışladı. 6 milyon altın. 6 milyon altın bağışladığını biliyoruz. Selanik'te sürgündeyken. Ayrıca diğer bankalardaki mal varlıkları için de Enver Paşa'ya vekalet verdiğini biliyoruz. Daha doğrusu vermek zorunda kaldığını biliyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet İlber abi, sen ne diyorsun bu Abdülhamit'in şahsi mal varlığı ile ilgili? Tapularının bu mülkleri korumak için olduğunu söyledin ama yurt dışı bankalarda da çok ciddi bir varlığı olduğunu biliyoruz. Bunları niçin edinmiş olabilir? Oralarda niye? Bunların bu gibi miktarların çok kesin dönük dökümlerle belirtilmesi lazım. Yani şurası bir gerçek, Osmanlı ailesinin dışı bankalarda öbürleriyle mukayese edilmeyecek kadar bir yoksulluğu var. Ve zaten çoğunun bankayla ilgisi yok, süründüler yani çıkarken. Bizim hazineden verilen bir yevmiye vardı kendilerine. O tükendiği anda çok çabuk bittiler. Yani böyle dışarıda şeysi yok. Bunlar ciddi bakılacak şeyler. Bir iki araştırma var. Fakat bunlardan bir tanesi çok feci kopyadır birisinden. Onun ismini vermenin gereği yok. Halbuki bunlar bir yerde bu bankaların geçmişinden araştırılabilir.
Osmanlı Bankası'nda olan meblağ bile çok ciddi değil. İsimler var, karşıda meblağ yok yayınlarda. Olmadığı, kayıtta olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla bir mevduat araştırması söz konusu değil. Şimdi zannediyorum şeyde bu son devir hükümdarları ve devlet adamları için bazı şeyleri dikkatli kullanmak zorundayız. Yani bu Fransız ve İngiliz adamı gibi şeyler geçerli değil. Bir şey çok kesin, hiçbiri Rus taraftarı değil. Mahmut Nedim'e derler, o palavra. Mahmut Nedim aklınca orada bir tiyatro yapıyor. Onu açıkça söylendi. Osmanlı devlet adamı tabii ki İngiltere'yi tutar. Fransa'yı idare eder. Hatta iddiatçılar gelene kadar Alman taraftarı görünürler. Sultan Abdülhamid'in kendi dahil. Öyle Almanlara da kapaklanacak kadar ihtiyatsız değillerdir. Öyle sefaret başlası falan gibi tabirler bizim tarihçiliğimize tarihçilikten değil amatörler tarafından sokulan laflardır. Bunlarla bir tefekkür olmuyor maalesef. Bu gibi tasniflere kabul etmiyorum. Mithat Paşa için ne diyorsun peki? Hiçbir şey demiyorum. Mithat Paşa birinci sınıf bir validir. Evet, birinci sınıf. İşin garibi onun karşısında burada gayet maskara bir sefirlik yapan İgnatyev vardır biliyorsunuz. İgnatyev de olimpiyat olsa gümüş madalya alır. Onun Doğu Sibirya valiliği müthiş bir şeydir mesela. Sonra İçişleri Bakanı oldu, rezil oldu. Kepazelik, pogromlar falan. Mithat Paşa da merkezde maalesef iyi bir performans gösteremedi. Yani anayasanın babası deniyor. Anayasada bilgisinin sınırlı olduğunu başkasını söylememe lüzum yok. Onu tutan Tarık Sefer Tunay'a hoca söylemiştir. Olabilir. Ama Mithat Paşa büyük bir validir ve damga vurmuştur imparatorluğa, Bulgaristan'a, Suriye'ye, Irak'a. Yani Nişe mesela, bütün bunlar önemli. Kalsa Aydın'da da çok büyük şeyler yapacaktı. Böyle kolayca tasnifler yapamayız. Biz biyografi bilmiyoruz, onu çok açık söyleyeyim. Biyografiler büyük ölçüde bizim arşivlere ve ama daha da çok yabancı raporları da dikkatlice mukayeseyle falan bakacaksınız. Bu çok açık. Kimse kolay yargılayamaz son devir. Ama maalesef ya mesela Abdülmecit içkiye düşkün, kadına düşkün. Ya adam 16,5 yaşında tahta geçmiş insan sarrafı be. Bütün o birbirini yiyen adamları bir arada toplayıp iş yaptı. Yani sen düşünebiliyor musun? Cevdet Paşa ile Mithat Paşa birbiriyle birlikte vilayet sistemini düzenliyorlar. Birlikte. Ondan sonra birbirlerinden gırtlak gırtlağa geldiler. Maalesef Sultan Hamit devrinde Tanzimat Ricali'nin böyle ikiye üçe bölünmesi var. O çok hoş değil. Bunları üzerinde durulacak bir şey. Entelektüel sınıfa karşı son derece eli açık. Şey yapıyor, taltif ediyor falan. Ama bir taraftan da başkalarını daha fazla taltif ediyor. Mesela Ahmet Mithat Efendi'ye gösterdiği iltifat çok güzel. Ama niçin başkaları yok o listenin içinde? Bunlar önemli. Maalesef bazı şeylerin üzerinde durmamız gerekiyor. Şunu söylemek lazım. Bu 19. asır için devlet adamları ve padişahlar için bu gibi kolaycı tasniflerle biz sadece Türkiye tarihini lekeleriz. Bu kadar basit. Şunu açık bilin. Bu imparatorluğun tarihinde 2. Nikola gibi bir budala yok. Wilhelm gibi bir kuru gürültü yok. Franz Josef gibi sıradan bir adam yok. Bu çok önemli. 3. Napolyon Sultan Abdülaziz'e göre hiç sıradan bir adamdır. Çok açıktır. Bunları bileceğiz.
şartlar bizde başka insanlar yaratmış. Çok açıktır. Fazla sıradan insanların tutunma şansı yok. Fazla sivri adamların da yok. Sivri adamların da yok. O çok açık yani. Onlar be belli. İber abi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Estağfurullah. Sağ ol. İnşallah seni bir daha sefere burada ağırlarız. Böyle uzaktan olmuyor. Üzülüyorum seni yanımda görmeyince. Çok da özledim hem seni hem Celal'i. Ama seni daha çok özledim. Celal'le daha çok konuşuyorum. Yalnız bir şey unutuyorsun. Tabii ben yaşım ve şeyim itibariyle tıbbi kayıtlarım dolayısıyla risk grubundayım. Evet biliyorum. O yüzden seni zaten... Stüdyo olarak kolay kolay gelemem. Kusura bakmayın yani. Biliyorum, o çok biliyorum. Açık. Ama kafa çekmeye gidiyorsun. Nereye? Ha o da sizin vatandaşın biri. Fotoğrafınız çıktı ya. Ben biliyorsun alkole karşı birisi değilim. Evet. Fakat benim alkolle ciddi bir problemim var. Biliyorum. Mesela bana göre bütün Rusya entelektüellerini eriten şey alkol. Evet, sen onun için daha çok söyleyeyim. Biliyorum. Böyle sofralarda çekilen resimleri de etrafa yaymak Türkiye'ye has bir şey çok yani. Ayıptır. Türkiye çok yapıyor bunu. Çok ayıptır. Cahit İsmail'e demiyorum. O benim can dostum, sevgili kardeşim. Fakat mesela maalesef bir profesör meslektaşımız bizi davet etti ve oradaki yediğimiz içtiğimizi değil ama konuştuklarımızı YouTube'dan yayınladı. Evet, çok ayıp etti. Çok ayıp etti. Yani böyle şey etti. Yani Kerem. Maalesef mahremiyet diye evet, bir şey Kerem yok. Bey yaptırmış, biliyoruz hocam. Hocam işte ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Metin hocam sizin son cümlelerinizi alayım mı? Ben bir iki noktaya temas etmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu Abdülhamid'in mal varlığı tamam. Diğer kralların da var. Başta Rus Şahı'nın arkasından İran Şahı'nın diye gidiyor sıralama. Abdülhamid'in bu 6 milyon altınlı 2. ve 3. orduya bağışlarken bir şartı vardı. Şartlı vermişti. Hatta iddiaçılarla bir protokol imzalanmıştı. 5-6 maddelik bir protokol. İşte bir tanesi bu Selanik'te bulunduğu Alaaddin'in köşkünün kendi adına alınıp, satın alınıp kaydedilmesiydi. Bir başka önemli maddesi de bunu biraz da vefa duygusuyla söylüyorum. Maaşa bağlanmasıydı. Daha doğrusu çoluk çocuğunun refah ve saadetinin sağlanması şartıyla. Dolayısıyla iddiaçılar Abdülhamid'in parasını almıştı ama Abdülhamid'in ailesine de çocuk çocuğuna da maaş bağlamıştı. Bakımlarını, refah ve saadetini sağlamak. Yani bunu inşallah bugün de gerçekmiş olarak görürüz. İkinci husus, yani Mithat Paşa tamam iyi bir valiydi. Doğru, Bağdat Valiliği muhteşemdi. Tuna Valiliği muhteşemdi. Ama eli kirli bir valiydi. Yani bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Neden eli kirliydi? Abdülaziz'in ölümünde de parmağı vardı. 5. Murat'ın tahta çıkıp inmesinde de rolü vardı ve eli kirliydi. Abdülhamid eli kirli bir valiyi yanında istemezdi. Kim isterdi? Kimse istemezdi. Ve dolayısıyla da o dönemde bir de muhtemelen eğer Mithat Paşa öldürüldüyse bir şey diyemiyorum. Hakikaten bilmediğim için diyemiyorum. Boğulduysa öldürüldü bir şey diyemiyorum. Öldürüldüyse bunda o dönemdeki İngilizlerin Suriye'de özellikle Suriye, bağımsız bir Suriye kurma girişimi ve Mithat Paşa'yı da bunun başına getirme arzusunun rolü olmuş olabilir. Ama şunu da ilave edeyim. Mithat Paşa'nın torunu daha sonraki dönemlerde Ermenilerle işbirliği yapıp Türkiye aleyhine beyanname dağıttı. Hocam sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu arada değerliler... Onu birçok adamların torunu yapıyor. Boş verin. Evet. Şimdi o ayrı bir şey yani. O da bir torunu. Şimdi gidin başbakanı. Değerli izleyiciler, çok sorduğunuz bir şeye de kısaca cevap vereyim. Bunun için daha konuşuruz. Theodor Herz, Dünya Siyonistler Birliği Başkanı Theodor Herz'den. Herz de şey arasında, Abdülhamid arasında bir anlaşma olup olmadığı çok soruyorsunuz. İşte Kudüs'ü istiyor. Türkiye'nin dış borçları, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçları ödenmesi karşılığında. O tam öyle değil. Doğru görüşüyorlar. Anlaşma olmadı. Kibarca hiç tabii öyle Necip Fazıl Bey'in kendi Abdülhamid piyesinde söylediği gibi de Abdülhamid böyle Herzl'e bağıra bağıra böyle çamaşır cursu yok öyle bir şey. Gayet ağırbaşlı bir adam. Uslubu çok iyi. Onun bu uslubunu devlet tiyatrosu sanatçılarından merhum Suha anlamış metinleri okuyarak. Çünkü bir aktör şeysi var.
tarihçiler anlamıyor. Yani gelmiş Herzl, aracılar var. Söylediği şey bu olacak şey değil diyor. Bizim felsefemiz budur. Biz de devlet hükümdarın değil milletindir diyor. Çok açık. Biz kendisine hiçbir şekilde otonomi veremeyiz diyor. Evet. Sadece Suriye'de yerleşim evet, bizde verebileceğini söylüyor. Borçların veriyor, taksitlerinin evet, düşürülmesi halinde, pardon, Irak'ta belli bir bölgede yerleşim izni verebileceğini söylüyor. Onun dışında bir sözü var. Zaten ama bir şey söyleyeyim. Theodor Herzl illa Filistin isteyen biri değil. Herhangi bir yeri. Şöyle bir şey ilave edeyim kendi ben. Kendi de İbranice bilmiyor. Galiba biz bu yani akşam programı bitiremeyeceğiz. Erdoğan orada bekliyor. Bitmez evet, hadi bakalım o da bekliyor. Şöyle bir şey ilave edeyim. İzzet Paşa'ya, Arap İzzet Paşa'ya her şey açık çek veriyor. Bu işi hallet, istediğin rakamı da yaz oluyor diyor. O kadarını yiyemez. Arap İzzet o kadarını alamaz. Alamaz tabii, tarih. Alamaz. Programı bitirmek zorundayım. Yaşlandım, yoruluyorum artık. Yoruyorlar beni, sağ olsunlar. Değerli izleyiciler, Abdülhamit'le tartıştık. Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı diye. İkisinde olmadı, çok net ortada. Dönemin şartlarına göre oportunist bir yaklaşım içerisinde ülkeyi yönetmeye çalışan, savaşarak kaybetmektense, toprakları vermektense savaşmadan anlaşmayla vermeyi tercih eden, boş hazineyi gördüğü için bazı konularda geri adım atmak zorunda kalan, şahsi bir serveti olan, bu şahsi servetinde tahtta kalmak için ve ülkenin bazı hayati meselelerini kendince çözmek için harcamayı tercih eden değişik bir padişah portresi. İmparator yıkılış döneminde olması sebebiyle de metre karış toprak kaybetmemiştir yalanı da kimse inanmasın. İlber Hoca'nın söylediği gibi bu bir kahve muhabbettir. Döneminde Mısır ve Tunus başta olmak üzere, Balkanların bir bölümü olmak üzere epey bir toprak kaybı vardır. Onun suçudur, onun suçu değildir. Mevcut gelinen halin sonucudur. Ama onun dönemine denk gelmiştir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Şunu öğrenmek lazım. Kimse kimseye hakaret etme hakkına sahip değil. Bu bir padişah olabilir, bir başkası olabilir, bir başka devlet adamı olabilir. Hakaret etmeden her türlü eleştiriyi, her türlü fikri öne sürebiliriz onlarla ilgili deliliyle, belgesiyle. Ama hakaret etmek doğru değildir. Bu insanların dönemleri itibariyle yapmış oldukları kendince olumlu olumsuz her şeyi konuşabilmek mümkündür. Kimseyi karalamadan, kimseye hakaret etmeden. Herkese iyi geceler diliyorum. Pazar akşamı çok ilginç bir konum olacak. Bilime dönüyoruz. Hem koronayı hem bilimi birleştireceğiz ve çok gurur duyacağımız bir şeyden bahsedeceğiz. Onunla ilgili hem benim hazırlıklarım var hem de öbür tarafın hazırlıkları var. Konuk olacakların hazırlıkları var. Pazar akşamı ilginç bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.